Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum bizlerle, Cumhur İttifakı adayı. Öyle diyorsunuz değil mi siz? Evet, Cumhur İttifakı adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Ya şimdi Murat Bey, bu maratonun en başında biz sizi ağırladık. Yani ilk televizyon programına burada çıktınız. Evet. Bayağı da oluyor. Böyle bir heyecanla, yani ne yapacaksınız dedik. Hazırlamışsınız vaatlerinizi, anlattınız burada. Aradan belli bir süre geçti. Şimdi nasıl durum? Yani o gün için çok heyecanlıydınız. İşte biraz sokaklarda da başlamıştınız kampanyanıza da hafiften. Şimdi nasıl, aradan geçen süre içerisinde sizin açınızdan ne gözlemliyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii 80 gün oldu o günden bugüne. 80 gündür biz İstanbul'a ilişkin projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde de aslında İstanbul'un o bıkmışlığını, usanmışlığını, yılmışlığını gördük Ahmet Bey. Ve bir bağ oluştu yani İstanbullularla bizim aramızda. Bizi tanıyanlar vardı tabii ki. Yeni tanıyanlar oldu bu süreçte. Ve kar topu gibi o sevgi, o ahenk büyüdü. Ve gittiğimiz her yerde de aslında o coşkunun her geçen gün arttığını gördük. Milletimiz sabırsız. 31 Mart'ı bekliyor. İşte 6 gün kaldı. 31 Mart. Sandık gelsin bir an önce. Sandık gelsin. Artık şu 5 yılın hesabını sandıkta soralım. Yapılması gereken işlere artık İstanbul için bir an önce başlanılsın. Ve aslında İstanbul'un o özlediği, özlemle beklediği güzel günlere kavuşmayı bekliyor. Yani bizim 80 gündür yaşadığımızda bu. Bu süreçte esnafımıza gittik, vatandaşımıza gittik, gençlerimizle beraber olduk, kadınlarımızla beraber olduk. İstanbul'un 39 ilçesine gittik. Kendinizi iyi ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani vatandaşın vatandaşa ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz, hissediyor musunuz? Yani bu süreçte televizyon yayınlarıyla, efendim yaptığımız mitinglerle, toplantılarla vatandaşımıza gittik. Biz kendimizi anlatmaya çalıştık. Tabii takdir vatandaşımızın olacak. Ama 39 ilçeye bu süreçte gitmek, hatta bir hepsine gittiniz. Hepsine gittim. Bazılarına birkaç kere de gittim. Tabii. Birkaç kere gittiğimiz oldu. Sivil toplum örgütlerine gittim. Şunu gördüm. Yani İstanbul'da mesela bir birlik bütünlüğün olmayışından da rahatsızlık var. Yani ne demek bu? Bu şöyle, yani mesela işte bir ilin bir sorunu olur. İlin bir vizyonu olur. Bu vizyona ilişkin işte ilgililer bir masa etrafında toplanır ve orada bir karar alınır. Yani örneğin turizm planı yok şehrin. Kültür planı yok. Yani bundan mesela dertli, sanayici bir dertli. Genel İstanbul açısından bir bakış açısı. Evet. Ya bu gidiyorsunuz mesela ticaret odası diyor ki işte biz şu hizmetleri alamadık. Efendim sanayi odası ya şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Efendim yeni sanayilerin yanında konutlarımız olsa veya yeni sanayi alanlarıyla ilgili o merdiven altını taşısak, istihdama ilişkin şu işleri yapsak, ara teknik eleman noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu hizmetleri verse gibi eksiklikleri gördük. Ve yani ben 81 ile gittim bakanlık görevimde. Orada gittiğimizde biz masaya oturduğumuzda işte yanımızda Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, şehrin valisi, milletvekilleri, efendim sanayi odası, ticaret odası orada karar verir ve o kararı da birlikte uygulardık. Şimdi burada o yoksunluk var. Yani, bir çekişme mi dersiniz adına? Şunu merak ediyorum, yani biraz büyük olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Ya şöyle, belki büyük olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz ama ya sorunlar, ufak sorunlar da var. Yani belki büyük olması bütüncül bakışa engel değil ki. Tabii yani aykırı değil. Muhakkak büyük. Yani 16 milyon insanımız yaşıyor, istihdam %30'u burada, ihracat burada. Baktığınızda ya bunlar beraber hareket etmenize engel değil. Yani ettiğiniz zaman bu daha da büyüyecek. Tabii. Yani esnafın işi artacak, istihdam artacak, vatandaşımızın ev ekonomisi, hane ekonomisi yükselecek. Dolayısıyla bu eksiklik hemen hemen her alanda hissediliyor. Her alanda. Ya bu kötü bir durum. Yani İstanbul gibi böylesi bir metropol. Yani sanatçısının da, sporcusunun da, spor kulübünün de, sanayicisinin de
eksiklikleri var. Yani onları dile getirmek istiyorlar. Onlarla ilgili bir çaba sarf etmek istiyorlar. Yanlarında işte şehrin belediye başkanlığı, ne bileyim siyasilerini görmek istiyorlar. Yani burada mesele parti de değil. Mesele İstanbul'un geleceği, İstanbul'un sorunları. Burada bir ayrışma var. Yani bu da bir sorun bence. Çok büyük bir sorun. Ben bunu da bakanlıktayken söylerdim. Yani arkadaş, ya ben ya bu şehrin işte belediye başkanı, işte sanayicisiyle, efendim oradaki şehrin dinamikleriyle gelip bu şehrin sorunlarını çözmek adına bana bakanlıktayken bir kere gelinmedi. Bir kere. Hepsi kendi başına hareket edip belki o noktada bir çaba sarf etti. Ama ya şehre bir bütün bakacaksınız, öyle değil mi? Bir planlama yapacaksınız. Bütüncül bir bakış açısıyla şehrin sorunlarını çözmek adına o iradeyi hep birlikte göstermek zorundayız. Neden? Bakıyorsunuz şu 5 yıllık süreçte Ahmet Bey, yani işte bakanlara laf yetiştiren bir belediye başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaret eden bir belediye başkanı, İşte İstanbul güçlü, İstanbul'un kaynağı her şeye yeter ama bir tarafta engelleniyoruz, yaptırmıyoruz siyaseti. Hep algı, hep bir bahane ve bu İstanbul'u yormuş. Yani bunu gördüm yani 80 günde net bir şekilde bunu gördüm. Dolayısıyla bunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Dün İstanbul'da ben baştan sona izledim, büyük bir miting yaptınız, miting düzenlediniz. Siz de önemli bir konuşma yaptınız. Sizden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir konuşma yaptı. Hava nasıldı orada? Evet, dün aslında biz 31 Mart'ın bir nevi provasını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdik. Ramazan ayı olmasına rağmen 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla... Ya çok özür dilerim, bazıları kalabalığı küçümsüyorlar böyle... Özellikle CHP yanlısı hesaplarda onu görüyorum ama ya şimdi bakın bu Ramazan günü saat 14'te yani orada bu ben gerçekten bu kadar insanın toplanabileceğine aklım kesmemişti. Beni çok şaşırttı. Yani insanlar bunu fark edemiyorlar. O CHP yanlısı hesaplarda bakıyorum böyle ya o kadar olmadı da şöyle olmadı böyle olmadı diyorlar ama ya Ramazan çok önemli bir faktör burada değil mi? Evet evet tabii ki yani Ramazan yaklaşık 3 gibi başladı. İşte şurası insan seli yani yüz binlerce vatandaşımızla. Yani evet onu burada... göz önünde bulundurarak bakmak. Ya aynı işte ya madem öyle sen çok daha iyisini yap ya. Yani yapmıyorlar. Ya kendileri miting yapmaktan imtina ediyorlar. Geldin bizim 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla. Artık insan seliyle gelip Ramazan günü binlerce insanımız, yüz binlerce kardeşimiz de orada o coşkuyu yaşıyoruz. Bir kılıf bulacaklar işte orada. Kendileri her zaman yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi siz yani bakanlık döneminizde işte 81 ile gidiyorsunuz, koşturuyorsunuz, iş evet. Yapıyorsunuz, şehirlere meydanlar yapıyorsunuz. Biliyorum yani onları... Daha önceki görüşmelerimizde anlatmışsınız bakanlık döneminde. Evet. Şimdi o zaman tabii böyle çok eleştirilerin odağı halinde değildiniz. Yani normal bakanlık görevini yapıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, proje üretiyorsunuz filan. Şimdi bu son süreçte 2 aylık filan bu kampanya sürecinde acayip bir eleştiri fırtınasıyla da karşılaştınız. Kendinizi dirençli hissediyor musunuz? Hani... öfkeleniyor musunuz, sinirleniyor musunuz, yok. Görmezden mi geliyorsunuz, hangisi? Ya ben çok o konuda rahatım. Yani şöyle, yani bizi şu süreçte Ahmet Bey projelerimiz üzerinden eleştirdiklerini gördünüz mü? Ve vaatlerimiz eksik olmuş. Şöyle görmedim hani, ya işte şunu yapacak da bu çok yanlış olur, yapmasa daha iyi olur filan diyen bir şey görmedim. Göremedik yani bizim çocukluğumuza kadar indiler. Yani evet. Köyümüzde, çocukluğumuzda, arkadaşlarımıza, herkese gittiler. Bulabildikleri bir şey yok. Eleştirebildikleri bir şey yok. Efendim projelerimizi açıkladık. Hayallerimizi, İstanbul'umuza ilişkin hayallerimizi açıkladık. O hayallere ilişkin, o projelere ilişkin de hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir eleştiri yapamıyorlar. Sadece yaptıkları şey yapılmamalı. Yani mesela biz 650 bin konut dönüştürelim diyoruz. Bu diyorlar ki yapılmamalı. Yani ne olacak yapılmamalı mı diyor, yapamaz mı diyor? Ya yapamaz ayrı diyor,
Bir de yapılmamalı da diyor. Niye yapılmayacakmış? Yani öreceğiz ya. Yani işte bilim insanları bu şehirde deprem olacak diyor. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı çıkıp diyor ki bu konutlar yapılmamalı. 650 bin konutun yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Niye ya, niye? Ben anlayamıyorum. Yani aslında kendi danışmanları, siz de görüşüyorsunuz işte bilim insanlarımız, hocalarımız İstanbul'da olası depremle ilgili dikkat çekiyorlar. Ve bu bir milli güvenlik meselesi olduğunu kendileri de ifade ediyorlar. Beka sorunu ya, az önce Buğra Kavuncu söyledi, bu bir beka sorunudur dedi. En önemli sorundur dedi. Ya bir deprem olsa oturduğumuz evler başımıza yıkılacak. Bir benimki yıkılmasa yanımdakinin yıkılacak. Evet, evet. Sokaklardan geçemeyeceğiz. Ya bu çok büyük bir sorun değil mi? Anlamıyorum ben bunu. Böyle olmasına rağmen konuşsanız ikili ortamda ya bu işi siyaset üstü görmemiz lazım. Bu konu hepimizin konusu demelerine rağmen ya biz nerede bir kentsel dönüşüm şantiyesi yapsak gidip oraya dava açtılar Ahmet Bey. Yani bu işin yapılmaması adına da gerekli her türlü iradeyi ortaya koydular. Hayır, şeyi anlamadım ben. 650 bin konut yapılmamalı. Çok saçma geldi bana. Yani, yani işte vatandaşımız ne yapsın? Çaresiz bir şekilde o riskli binalarda beklesin. Yani bu mu yani çözüm? Ya o ölümü beklemek gibi bir şey yani. Yani ben onu ağzıma bile almak istemiyorum. Yani maalesef böyle talihsiz açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Tabii burada... Hani projeleri eleştiremiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte efendim biz Küçükçekmece'ye gitmişiz de Büyükçekmece demişiz. Yok efendim bareti başımıza takacakmışız da. Yok o arada dilimiz sürüşmüş de ayağımız demişiz falan, bunları konuşuyorlar. Yani peki, bunları konuşmaları sizi öfkelendiriyor? Hayır, hiç öfkelendirmiyor. Hiç. Ya ben insanım ya. Hata da yaparım. Ya o kadar yoğun çalışıyoruz ki biz. Ya sabahleyin 8-9'da çıkıyoruz, gece 2'lere 3'lere kadar. Yani ister istemez hata da yaparsınız. Yani iş yaparken hata da olur. Söylem hatası da olur. Ama yani orada samimiyet önemli. Ne yapmak istediğiniz önemli. Ne söylemek istediğiniz önemli. İnsanımız anlıyor ki zaten. Anlamak isteyen anlıyor. Onların derdi anlamak değil ki. Ya burada böyle ufak şeylerden gündem çıkaralım, algı oluşturalım. Efendim konuyu başka yere çekelim. Sürekli 80 gündür yaptıkları bu. Aslında 5 senedir de yaptıkları bu Ahmet Bey. Yani İstanbul'a verdikleri vaatleri hatırlamayanlar, İstanbul'a 100 bin konut dönüştüreceğiz deyip 5489 konut dönüştürenler, İstanbul'a 230 kilometre metro yapacağız deyip 17.88 kilometre metro yapanlar, bunları konuşmuyorlar. Geliyorlar, efendim aa öyle dedi, böyle dedi. Ya kendilerinin yaptıkları gaflar artık dağları açtı. Yani ama yapılabilir. Yani ben onu da eleştirmiyorum yani. Ama en azından şunu demiyorum yani. Efendim Çekmeköy'e gidip Çerkezköy'e demiyorum. Veya bedelli askerlik yapanları, vatan sevgisini sorgulamıyorum. Diğer tarafta İSKİ perişan demiyorum. Kendileri diyor bunları. Yani en önemlisi de ne biliyor musun? Balya balya paralarla fotoğraf vermiyorum. Yani olabilir mi ya? İstanbul'un kaynaklarını 5 yıldır çarçur ettiler. Kendi gelecekleri için harcadılar, harcadılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan İstanbulluların karşısına geçip Hızray projesini bir daha vaat olarak veriyorlar. Arkadaş, niye başlamadın 5 senedir? 5 senedir senin bu işi yapmana engel olan neydi? Hiçbir engel yok. Yetişmezdi zaten. 2019'da da aynı vaatte bulunmuş mu? Aynı vaat var ya. Aynı vaat var Ahmet Bey. Ve soruyorlar kendisine, siz bu vaatleri vermişsiniz, niye yetişmedi? Yetişmezdi zaten. Niye verdin o zaman? Veya o vaadi hatırlamıyorum ben. Ya şimdi hani bakın, ne bileyim, bir yere gidersin, Çekmeköy'e gidersin, Çerkezköy dersin. Olabilir, insanlık halidir. Evet. Bazı kelimeleri yanlış telaffuz edebilirsin. O da insanlık halidir. Hani bunun üzerinde tepinilmez. Ben orada size hak veriyorum. Az önce mesela sizin... Ama... Az önce şey dediniz. Miting depremle ilgili bir şey söylediniz. Sonra düzelttiniz siz de. Olabilir ya. Olabilir tabii ki canım. Yani insanız. Bu hatasızlık olmaz. Aynen. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bunlar olur. Bu kelime hataları, şunlar bunlar olur. Bunlar üzerinde... Bizim siyasette tepiniliyor maalesef. Yani bu doğru bir şey değil. Herkes yapıyor bunu. Kimsenin yapmaması lazım. Yani neyse, ben esas şunu söyleyeceğim. Esas üzerinde durulması gereken, yani onu ben çok yadırgamıştım. Yani bir belediye başkan adayı
Şimdi siz adaysınız. Kamuoyunun karşısına geçiyorsunuz ve bizlere diyorsunuz ki ben şunu, şunu, şunu yapacağım diyorsunuz. Şimdi 5 yıl sonra tekrar bizim karşımıza geleceksiniz. Biz size soracağız. Ne oldu işte trafik sorununu çözmek için tünel yapacağınızı söylemiştiniz. Ne? Tünel mi? Hatırlamıyorum. Öyle bir şey diyemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Bu gaf değil yani. Evet. Bu kelimeyi aynen yanlış telaffuz etmek değil. Hatırlayacaksın ya, senin vaadin bu. Vaat namusudur yani bir belediye başkan adayının. Yani hatırlamıyorum yanlış. Yapamayabilirsin. Ya ben bunu vaat ettim. Başladım. Yapamadım. Şu nedenle yapamadım. Evet. Diyebilirsin. Bunda bir hiçbir sorun yok. Ama hatırlamamak bana biraz tuhaf. Emin olun yani. Ahmet Bey, televizyon kanallarına bu soruları soracaklar diye çıkamıyorlar ya. Emin olun çıkamıyorlar. Arkadaşlara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bize işte para konusunu sormayın. Vaatleri sormayın ama öbür konuları sorabilirsiniz. Neyi soracağız ya? Yani İstanbul'un sorunlarını konuşmayacaksak, İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiğinizi konuşmayacaksak neyi konuşacak bu millet? Yani bu millet merak ediyor. Kendi sorunları nasıl çözülecek, değil mi? Yani bir belediye başkanından ne bekler insan? Bugün İstanbul'un 10 kişiye sorun, 9'u şunu söyler. Trafik sorunu, deprem sorunu, sosyal adaletsizlik, sokak hayvanları, taksi meselesi, efendim metrobüsteki kuyruklar, metrolardaki sıkıntılar, yeşil alan yetersizliği gibi gibi sıralaması. Tabii. Şimdi belediye başkanından bunların çözümü noktasında bir irade bekler, değil mi? Yani ben büyük sözler beklemiyorum. Hani memleket açısından, siyaset açısından büyük sözler belediye başkanının işi değil. Belediye başkanının işi bu söyledikleriniz. Evet. Aksine bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ne konuşulmaya çalışılıyor? İşte yani herhalde buradaki belediye başkanından İstanbullular şunu beklemez, değil mi? Yani 80 ile gidip Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için miting yapmasını beklemez. Veya partisinin dizaynı için İstanbul'un kaynaklarının harcanmasını da beklemez. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmesini de beklemez. Yol yürüdüğü arkadaşlarını hançerlemesini beklemez. İstanbul'un kaynaklarının balya balya orada bir il binasını bile alamamayı beceremeyen bir yönetim beklemez, öyle değil mi yani? Maalesef bu yani konu bu. Bir tarafta bu var, bir tarafta vaatler hatırlanmıyor. İstanbulluların sorunları hatırlanmıyor. Konuşulan konular ortada işte. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ha, kendisini dar ambarında gören tavuk gibi yani bir oraya bir oraya gidip kendisini acaba buradan nasıl başka bir yere basamak olarak kullanır İstanbul'u taşırım anlayışı. Her yerde bunu görüyoruz. Her yerde. Yani bu da İstanbul'u yormuş artık ya gerçekten. Yani İstanbullular artık kendileriyle ilgilenen bir belediye başkanı istiyorlar. Sokakta olan. Bunu duyuyor musunuz? Duyuyorum. Yani ya ben milletvekiliyim. Ben bakanlık yaptım. Bu süreçte nerede bir sel olsa, nerede bir afet olsa biz milletin yanına gittik. Emin olun orada mavi montlu adam nerede diye milletim mi soruyor? Yani hadi gelecek mi o? Hayır, gitmek, yani biz de gördük yani gitmekle kalmadınız orada haftalarca orada kaldınız yani. Yani bir gidip ziyaret edip dönmediniz yani. Ya, çözüm bulduk öyle çıktık oradan. Evet yani. Peki bir şey merak ediyorum. Şimdi 5 gün var. Bak 5 gün 9 saat 42 dakika 49 saniye varmış seçime. Şöyle bir durum var gözlemlediğim. Seçmen size oy verecek olanlar evet var. CHP adayına oy verecek olanlar var. Evet. Diğer partilerin seçmeni olup size ya da CHP adayına oy verecek, stratejik oy kullanacak olan seçmen var. Bir de böyle bir şey çıktı, stratejik seçmen. Bir de henüz daha tam kararını vermemiş olan seçmenler var. Kararsız seçmenler var. Şimdi siz bu kalan 5 gün içinde özellikle bu stratejik oy kullanacak olan seçmene hangi mesajı vermek istersiniz? Nasıl kendinize çekeceksiniz? 5 günde en önemli taraf orası sizin açınızdan. Özellikle de hani sizin
yönelmeniz gereken parti de Yeniden Refah. Yani Yeniden Refah'a gidecek olan oyları nasıl stratejik hale getirtip size yönelmesini sağlayacaksınız? Bu konuda onlara ne söylemek istersiniz? Yani Yeniden Refah seçmenine hangi mesajı vermek istersiniz? Şimdi Ahmet Bey, 31 Mart'ta biz yerel seçime gidiyoruz. Sandığa gideceğiz. Sandıkta milletimiz hür iradesini sandığa yansıtacak. Ve inşallah bir demokrasi şöleniyle birlikte bir seçimi daha yapmış olacağız. Tabii bu yerel seçimde hizmet oylanacak. Eser oylanacak. Yani İstanbul'un sorunlarının çözümüne ilişkin yapılacak projeler oylanacak. Çünkü bu yerel seçimde biz ülke gündemini konuşmayacağız. Ülke gündemiyle ilgili herhangi bir irade de ortaya koyamayız. Bunun seçimini Mayıs ayında yaptık. Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız %52 oyla yeniden başkan seçildi. Şimdi muhalefet, hani yenilen pehlivan güreşe doymaz ya, pişirip pişirip yine ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. Ama nafile, yani burada bir çözüm olmadığını vatandaşımız da biliyor. Buradaki seçim yerele ilişkin hizmetlerin yapılacağı seçim. Şimdi yani vatandaşımız sandığa gittiğinde şöyle bir kıyas yapacak. Yani bir tarafa baktığında işte 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sürekli bir engelleme, bahane ve algı siyaseti yapılmış. Sosyal medya belediyeciliği dediğimiz belediyecilik yapılmış. Öyle mi diyorsunuz? Ya panolar asılmış. Sosyal medya belediyeciliği. Panolar asılmış. Panolara reklamlar konmuş. Reklama ayrılan bütçe, depreme ayrılan bütçenin iki katı ayrılmış, harcanmış. Gerçekten mi bu? Aynen öyle ya. İki katı harcanabilir mi Ahmet Bey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani depreme harcanan paradan? İki kat fazla reklam. O da gözükeni. Bir de gözükmeyenleri var. Yani iki günlük konsere mesela 550 milyon lira para. İsrafı bitirdik deyip tabelaya 500 milyon para harcanır mı ya? Ne tabelası? Ya israfı bitirdik yazılarını İstanbul'un her yerine asıyorlar. Buna da 550 milyon lira para harcıyorlar. Ha, israfa bitirdik yazan tabelaya harcadıkları para. Aynen öyle ya. Yani şimdi işte sandığa gittiğinde seçmenimiz ya bir tarafta sürekli bir bahane engelleniyoruz, yaptırmıyorlar, ettirmiyorlar söylemleri var. Ama bir tarafta da sorunları dağ gibi büyümüş. İstanbul'da yaşamak çile olmuş. İstanbul'da deprem korkusu artık her geçen gün artıyor. Diğer tarafta da bunu çözmek için 5 yıldır ülkenin 81 iline hizmet etmiş ve ya onlar afet olduğunda, kar yağdığında balıkçıda yemek yerken İngiliz büyükelçilerle biz 81 ile hizmet ediyorduk Ahmet Bey. Onlar kayağa gittiğinde ben Elazığ, Malatya'nın sokaklarında depremzede, afetzede kardeşlerimizle el ele orayı, Elazığ'ı, Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışıyordum. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışırken biz asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. Bunlar çalışarak oldu, emek vererek oldu, alın teriyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonu biz de üstümüze düşen vazifeyi görev olarak adettik ve gittik şehirlerimizi ihya etmek için bu çalışmaları yaptık. Şimdi seçmenimiz sandığa gittiğinde iki tarafı kıyas edecek. Bir tarafta İstanbul'un geleceği adına hayalleri olan, İstanbul'un deprem korkusu gitsin, bitsin, bir an önce İstanbul huzura kavuşsun diyen, İstanbul'daki trafik çilesi çözülsün ve buna ilişkin her ilçeye metro gitsin diyen, İstanbul'da sokakta huzurun, güvenin tesis edilmesi için 7 gün 24 saat geçmişte olduğu gibi yine çalışacak olan bir Murat Kurum orada, diğer tarafta da sürekli bir bahane üreten bir yönetim. Şimdi vatandaşımız sandığa gittiğinde geleceğini oylayacak. İstanbul'un bu sorunlarını çözecek kişiyi oylayacak. Bu yerel seçim. Yeniden Refah Partili seçmene geldiğimizde de ya Cumhuriyet Halk Partisi belediyesini, anlayışını en iyi bilen odur. Yeniden Refah Partili seçmenlerdir. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Geçmişte bakın. Yani Yeniden Refah Partili seçmenler, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bu eziyeti en iyi onlar bilir. Şimdi ya Ayasofya rahmetli Erbakan hocamızın rüyası değil miydi zincirlerinden kurtulsun? Zincirinden kurtuldu mu? İbadete açıldı mı? Ezanlarımız Ayasofya'da sonsuza dek yankılanacak mı? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf ne diyor? Diyor ki müze olmalıydı. Yunanistan'a gidip diyor bir de.
Diğer tarafta yerli milli sanayisiyle üreten, kendi kendine yeten, tüm dünyaya ihraç eden, tüm dünyaya dünya beşten büyüktür deyip ama arkası dolu olan, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Kaan'ıyla, bayraklarıyla, efendim TOG'uyla, yerli milli sanayisiyle artık tüm dünyaya nam salan bir ülke var. Bu Erbakan hocamızın hayaliydi. Ben gümüş... Siz şeye söylüyorsunuz yani, yeniden refah seçmenine, yeniden refaha oy vermeyi düşünen seçmenlere söylüyorsunuz. Evet. Yani kadim lider Erbakan bunların rüyasını görüyordu. Evet. Şimdi ya gümüş motoru bilirsiniz siz. Biliyorum. Erbakan Hoca. Orası Bayrampaşa'daydı. Oraya biz millet bahçesi yaptık. İsmini de rahmetli hocamızın ismini koyduk. Biz derken bakanlık olarak? Bakanlık olarak yaptık. Nerede tam? Bayrampaşa'da. Gümüş motorun olduğu yer. Şimdi o gümüş motor oraya kurulurken hocamızın hayali vardı ya. Bu ülke motor üretsin, tank yapsın. En önemli söylemiydi. Değil mi? Şimdi bu hayalleri gerçekleştiren bir irade var. Yeniden Refah Partili seçmen kılık kıyafetiyle ilgili özgürlüğünü yaşıyor. Hür şekilde kendisini ifade edebiliyor. Çocuklarımıza yapılan eziyetleri biliyoruz. Kur'an kurslarımıza giden çocukları orta çağ zihniyeti olarak adlandıran bir zihniyet var karşıda. Şimdi bu seçmenimizin oyu kime yarayacak? O iradesini yansıttığında ya bu hayalleri gerçekleştirenler, bu hayalleri yine gerçekleştirmek isteyenlere mi destek olacaklar? Ya da bu hayallerin karşısında duranlara mı? Bu kıyası çok net bir şekilde yeniden Refah Partili seçmenimiz yapacak ve ben yeniden Refah Partili seçmenimiz, Cumhuriyet Halk Partili seçmenimiz, diğer partiler 16 milyon İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim. Çünkü benim derdim İstanbul. Aziz İstanbul'umuzun geleceği, çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği. O yüzden burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir. Çünkü Murat Kurum geçmişte sözünü tuttu. Afetlere gitti. O afetlerde millete ne verdiyse söz, o sözleri tuttu. Murat Kurum söylerse yapar diye bugün gidin 81 ilde kime sorsanız bizi tanıyan sözünü tuttuğunu söyler. Peki mesela nerede tuttunuz sözünüzü? Hangi afette tuttunuz? Nerede tuttuk? Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu. Ahmet Bey, 2 saat sonra oradaydık biz. Elazığ'ın Kara Murat'ı boşuna olmadık. Yani gittik orada sokaklarda günlerce çalıştık. Kara Murat mı derlerdi? Elazığ'da Kara Murat diyorlar. He. Git şimdi gitseniz de aynı. Diyorlar. Peki mesela orada afet oldu. Söz verdiniz, yaptınız mı? Yaptık. Kastamonu'da, ardından Rize'de. Bak biz o Elazığ, Malatya afetinde oradaydık. Hangi afette? Elazığ, Malatya depreminde. Oradaydık. Bu yarı zamanlı belediye başkanı da o süreçte kayağa gitti ya. Kayağa. Oraya uğradı ama. Ya uğradı. Orada bir selfie çektirdi, gitti kayağa. Ben çocuklarımla tatil yapacağım diye. Bizimki de çocuk. Siz orada mıydınız? Ben oradaydım ya. Tam o sırada. Oradaydım. Günlerce, aylarca ben orada kaldık. Sokak sokak gezdik. Peki söz verdiniz, yaptınız mı o insanlara? İşte bak sözlerimiz orada işte Ahmet Bey. Elazığ. Nedir bunlar? Elazığ'da yapılan konutlarımız, bitirilen konutlarımız. Bunlar şeyden sonra mı, afetten sonra? Afetten sonra. Bitirildi, teslim edildi. Vatandaşımız huzurla, güvenle burada yaşıyor. Yani söz verdiniz ve bunu yaptınız. Evet. Gidin Elazığ'a sorun, deyin ki ya bu adam geldi size o zaman söyledi. Bir yıl içerisinde bunları teslim edeceğiz dedi. Yaptı mı, yapmadı mı? Bak bu kadar netim yani. Gidin Kastamonu'ya, Rize'ye, Bartın'a, Giresun'a, o selleri hatırlıyoruz değil mi? Tabii. O sellerde bak şuraya bakar mısın ya? Yeniden bir ilçe kurduk. Malatya, Gökçe. Öyle yöresel mimari orada artık yani insanımızın huzur içerisinde, güven içerisinde yaşayacağı bir ilçe oldu, ilçe. Hatırlıyor musun diye sorunca şey diyor, Onur da kulağıma hatırlamıyorum diyeceksin diyor. O da o diyor. Burası nedir mesela? Bu da depremde yıkılan bir ilçemiz. Yeniden bir ilçe yapılmış. Aynen öyle. Ya bir de orada hani gidelim, sadece yıkılan değil. Dedik ki burada bu acılar bir daha yaşanmasın. Örnek olsun. Tüm memlekete örnek olsun. Gittik, hızlı bir şekilde yaptık. Kastamonu, Rize, Giresun. Orada yangında yaptınız galiba. Orada var. Antalya, Muğla yangınları. Tarihin en büyük yangınıydı. Gittik oraya da seferberlik anlayışıyla. Ahmet Bey çalıştık, çabaladık. Ben köylerin hepsine gittim orada yangında.
Orayı da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu. Ne oldu? Niye gelip bir tane konut yapmadılar? Bir tane konut yapmadılar. Ben şeyde çok etkileyici bir fotoğraf görmüştüm. Bir tane bir köy evi yapmışsınız yangından sonra. Sonra gittiniz galiba o amcaya. Gittim. Değil mi? İbrahim amca. İbrahim amca. Evet. O kadar memnun kalmış ki olan evden o duygularını açıklıyor. Siz sonra ona gittiniz değil mi? Gittim. Onunla telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz. Yani bayramda... Bir de İzmir'de de yaptınız siz. İzmir depreminden sonra. Hatırlıyor musunuz o zaman? Ben İzmir depreminde yine gitmiştik. Oranın koordinasyonunu yapıyorduk. Sokak sokak. Ay işte İbrahim amca. Bu amca. Evet, evet. Burası neresi? Burası Manavgat. Manavgat'ta değil mi? Yangında evini kaybetti. Evet, evet. Ona çok kısa bir süre içerisinde bu ev yapıldı. Felçli eşi vardı İbrahim amcamızın. Ne vardı? Felçli eşi vardı. Felçli eşi. Yangında yanma pahasına eşini bırakmamış. Helal olsun. Bırakmamış. Ve kurtarmış işte, bak, felçli eşi de. Eşi de orada. Ve biz gittik baktık. Komşular çıkarmış zorla onları. Hala evde oturuyorlar. Ne kadar sürede yaptınız bu evi? 15-20 günde bitirdik bu evi. Çok mutlu olmuş o. Çok, çok. Evet. Böyle eşimle çocuklarımızla beraber gittik. Onları gördük. Sizin eşiniz evet, mi? Evet, evet. O da beraber gittiniz. Gittik, beraber gittik. O da Zehra küçük kızım benim. Zehra da sizin kızınız mı? Benim. Hem beraber gidiyorsunuz evi İbrahim amcayı görmeye. Evet, evet. Ben söz vermiştim ona geleceğim diye. Öyle ziyaret ettik onu. Ne güzel. Burada... Bütün köylerde gittik ahırıyla, efendim köy eviyle, oradaki deposuyla, samanlığıyla birlikte sözlerimizi tuttuk. Şimdi siz oralarda gidip... efsanesinizdir ya. Ya orada o kadar her şehirde bizim bir eşimiz var, dostumuz var. Her yerde bir kardeşliğimiz var. Yani bir şey bu evler değil mi? Evet, evet. İbrahim amcaya verdiğiniz evlerdir. Bakın burası İzmir. İzmir. Hatırlayın o gün sizlerle konuştuk. Oradan canlı yayınlar yaptık. Yaptık. İzmir'de Sizinle yaptığım bütün programlar genellikle afet bölgelerinden oldu. Evet. Bayraklı'da sözümüzü tuttuk. Şimdi bu da çok kısa sürede oldu evet, İzmir'deki. Evet. Yani ve o zaman hatırlayın yine yapamazlar dendi. Yine bitirilemez dendi. Yine sözlerini tutmayacak bunlar dendi. İzmir'den de çok olumlu tepkiler aldınız. Öyle hatırlıyorum. Evet, anlatıyordunuz. Evet. Ya orada yani İzmir'le alakalı vatandaşımız bizi sokakta çeviriyor. Ben diyor Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sizi dedi tebrik ederim dedi ya. Evet evet bunu anlatmıştınız. Ya şimdi ya bunların hepsi çalışarak oldu. O yüzden hani vatandaşımız da 31 Mart'ta gittiğinde sandığı bir tarafta bunları yapanlar var. Bir tarafta verdiği vaadi hatırlamayanlar var. Yani tercihini yapacağı zaman ona göre bir kıyas yapacak. Sandıkta bu hatırlamamanın hesabını İstanbullular soracak. Kadınlarımızı ayrıştırmanın hesabını soracak. Bak bu ablamız. Bu ablamız. Bir dinleyebilir miyim? Bu abla mıyız? Evet, evet. Bir anlattığınız olay değil evet, mi? Evet, evet. O zaman dinleyelim. Yapılıyor. O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim. Yanlış anladım. Hatta ellerim ayaklarım şişiyor. Yani bugün... Sözünüzün arkasında durduğunuz için eşyamızı verdiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Benim başımdan geçenleri söylüyorum. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Bazı işleri elinize alıyorsunuz. Yani bu şimdi siz İzmir'de depremde evi yıkılmış, siyasi görüşü ne olursa olsun bir vatandaşımız. Evet. Onun evini teslim etmişsiniz kısa sürede, söz vermişsiniz, tutmuşsunuz. Hamza Dağ var yanınızda. Evet, evet. Hamza Dağ da yanınızda. Bir milletvekili ya da. Şimdi fark ettim vallahi Hamza Bey'i, evet. Ne güzel bir şey yani. Şimdi o bir duyguyu ifade ediyor. Öyle. Çok önemli bir bu şey. Bu zorla söyletilebilir mi? Bir senaryo kurularak yapılabilir mi? Yok. Bak arabaya biniyoruz, orada vatandaşımız önümüzü kesti, geldi, söyledi. Senaryo yok, film yok. Ne kadar sürede yapmıştınız İzmir'de? Ya burada biz bir yıl içerisinde hatta 8-9 ay sonra teslim etmeye başladık. Böyle dediniz mi? Biz bir yıl içinde evet, teslim evet, edeceğiz evet, evet, dedik. Ondan etkilendik. Bütün afetlerde bunu söyledik. Bütün afetlerde Ahmet Bey bunu söyledik. Gittik, hamdolsun milletimize mahcup olmadık. En son, bakar mısın şunlara ya? Ya İzmir, Bayraklı bu
Yıkılan apartman var ya, hani yıkıldı orada. Biliyorum, evet. O apartmanın olduğu yer. Meşhur, en çok maalesef. Rıza Bey apartmanı diyeceğim. En çok vefat edenin, evet, olduğu. Evet, evet. Rıza Bey miydi? Ben de öyle hatırlıyorum da yanlış da ifade etmeyeyim. Orası, gittik bitirdik, vatandaşımız huzurla güvenle oturuyor. En son Asım felaketi. 11 ilde ne büyük acılar yaşadık. Kaç konut yapıldı şu anda? Orada biz 3 ayda 180 bin konutun çantiyesini başladık Ahmet Bey. 180 bin. 3 ay. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan çadır kurduk, bir taraftan konteyner kurduk, bir taraftan vatandaşımıza yemek, İAŞ, bakım hizmetlerini verdik. Orada, bir taraftan da gittik, 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Ben geldim orada. Orada beraber yaptık, hatırlıyor musun? Evet. Bak onun da var görüntüsü. Getirsinler arkadaşlar varsa. Yani burada vatandaşımıza sözümüz tuttuk. Bakın geçtiğimiz Şubat'ta 46 bin, bir hafta önce 30 bin konut daha teslim edildi, 76 bin. 307 bin konut şu an şantiyede fiilen devam ediyor. Şimdi sayın kurum, şöyle bir şey yapalım. Madem siz kendinizi, bak ben diyorsunuz, böyle tek tek gösteriyorsunuz. Bunun sözünü tuttum, burada yaptım. Onun sözünü tuttum, burada yaptım. Şimdi de vaatlerde bulunuyorsunuz değil mi, evet, İstanbul'a? Evet. Trafik vaadi, metro vaadi, ulaşım vaadi, kentsel dönüşüm, depreme hazırlık vaatleriniz var. Biz sizinle ta kampanyanın en başında konuşmuştuk. Onları bir daha hatırlayalım. Bura ne? İşte bu 11 ile ilgili şey. Bir dinleyelim mi onu ya? İnanamıyorum halen daha. Bir tarafımız eksik. Ya yok. Hiçbir yeri yok. Evler hep yıkılmış. Bir şey kalmadı. Çok güzel. Kıyamet gibi yani. Ben zannettim sadece burada sallandı yani. Ya yer gök oynuyor böyle. Dört saat enkaz altında kaldık. Yani bizi geldi kurtardılar. Yani kurtarma çalışmalarında. Geldi canıyla başıyla geldi. Kimisinin anası ölmüş, kimisinin çocuğu gitti. Onlarla beraber geldi, kendini de ağlıyor. Yani öyle bir değerli adam yani Murat Kurum. Şimdi işte onu ben televizyonda gördüm ya, şimdi belediye başkanı adayı. Ben dedim ha, bize gelen adam bu işte. He. Allah'ın yüzüne baksın. Adım Ökkeş, soyadım Çöngüoğlu. 6 Şubat'ta evlerimiz yıkıldı. Benim torunum öldü, gelinim öldü. 3 tane ölçüsüne kaldım. Allah bir daha göstermesin Cenab-ı Allah. Saat 4:17 geçiyor falan mı işte? Karanlıktı. Kimin ne yaptığını da bilen yoktu, kimin öldüğünü de bilen yoktu. Ölmüyor demek ne demek? Gelinimin fotoğrafı bende yok. Her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. Asrın felaketinde 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun yapımını başlattık. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. Mayıs ayında bana teslim ettiler burayı. Yani anahtar teslim aldık. Evler süper. Evin içinde bile gece bazen sarsıntılar oluyor. Bazılarını hiç duymuyorum. Tokyo konutlarında oturuyorduk depremden önce de aynı gene. Hiç çıkılmadı çok şükür. Bir senenin içinde bu. Hangi devlet bu kadar yapar? Hiçbir ülke bu kadar yapamaz, bu kadar çabuk yapamaz. Bir ay mı? Yani. Bu yani diyorsunuz, o 180 bin konut dediğiniz şey bu. Şimdi madem siz kendi açınızdan bunları ortaya koyarak ben vaat ettiğim bir şeyi yaparım, söz verdiğim şeyi yaparım, arkasında duracağım şeyleri söylerim diyorsunuz. İsterseniz bir reklama gidelim. Reklamdan sonra da şu vaatleri bir hatırlayalım. Yani her yerde anlattınız ama bir böyle toplu bir şekilde, derli topluk, soru cevap şeklinde bir konuşalım. Tamam, tamam. Reklamdan sonra.
Tencerenin iyisi Viner'in sunduğu Tarafsız Bölge devam edecek. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Besicinin kazancı yükseliyor. Ücretsiz hayvan destekleriyle Antalya'nın altın çağı başlıyor. Şimdi IC Holding olarak tam 25 yıldır biriktirdiğimiz enerji tecrübemizle IC Entera yenilenebilir enerji var. Yıllık 1 milyar 200 milyon kilowatt saat elektrik üretimi, 3 farklı coğrafi bölgede 388 megawattlık kurulu güç ve sürdürülebilir bir gelecek hedefimizle ülkemize kazandırdığımız yarınların enerjisi. İşte şimdi bu enerji, bizim enerjimiz IC Entera halka arz oluyor. Gelin bu enerjiye siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 27, 28, 29 Mart. IC Entera yenilenebilir enerji. Her seferinde aynı lezzeti yakalayabileceğiniz çiğ sütten direkt yoğurt elde edebilen dünyanın ilk ve tek teknolojisi. Fakir Pasteur. Ramazan sofralarının mahareti sizden, lezzeti Sinan Gil'den. Siz de 60yıl60tarif.com adresine gelin, aile yadigarı tarifleri keşfedin. Hayırlı Ramazanlar. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Moda Life'tan bütçe dostu, rakipsiz fiyatlar. Bir günde teslimat veya sınırsız depoda bekletme fırsatıyla. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. Avrupa'nın tek çatı altında en fazla ürün çeşitliliğine sahip lastik fabrikasındaki bu güç sana bir gün lazım olacak. Sen yeter ki güç iste. Petlas'la güç sende. Sibilyon olanlar bilir. İftardan sahura suyun en sağlıklısı musluktan içilir. Aura Sibilyon Silver su arıtma cihazı 289 TL kredi kartsız senetli taksit fırsatıyla. İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Yarış pistlerinde kendini ispatlamış bu güç sana bir gün lazım olacak. Sen yeter ki güç iste. Petlas'la güç sende. Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun, GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Onlarca tonlu uçakları bile dolduran bu güç sana bir gün lazım olacak. Sen yeter ki güç iste. Petlas'la güç sende. Ya yeni bir iş kurunca her gelen hayırlı olsundan sonra dijitalleşmen lazım. Ama nasıl yapacağız deyince bir anda herkes kayboluyor. Merak etmeyin efendim. Başlangıç paketiyle başlar, adım adım ilerleriz. Sonra siz de bir anda kaybolmayın. Yok efendim, biz tüm süreçlerde yanınızdayız. Çok iyi. Dijitalleşme yolunun başında İşturcell yanınızda. Verilerinize her yerden kolay, hızlı ve güvenle ulaşmak için işinize özel bulut çözümleri İşturcell'de. İş teknolojide, teknoloji Turkcell'de. İşturcell, İşturcell. Yılın büyük değişim kampanyası Liza'da. 26 Şubat 15 Nisan tarihleri arasında markası ne olursa olsun kullanmadığınız altın ve pırlantalarınızı getirin, hayalinizdekiler sizin olsun. Şehir şehir, ilçe ilçe seçimin sonuçlarını CNN Türk'ten öğrenin. 31 Mart yerel seçimlerini yine CNN Türk'te izleyin. Yine ilk bilen siz olun. Dyson hava temizleyiciler bilgilendiriyor. Dışarıda hava kirli. Peki hava kirleticilerinin kapınızı kapattığınızda evinizin dışında kaldığını mı düşünüyorsunuz? Toz ve alerjenler, yemek ya da temizlik yapmak gibi temel ev işleri bile evinizdeki hava kalitesini düşürebilir. Dyson hava temizleyiciler evinizin havasını iyileştirir.
Tencerenin iyisi Wiener'in sunduğu tarafsız bölge devam ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'la söyleşimize devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Murat Kurum'un vaatlerini, İstanbul'la ilgili hayallerini, planlarını konuşmaya devam edeceğiz. Pencerenin iyisi Wiener'in sunduğu tarafsız bölge devam edecek. Bayram şöyle bir faizsiz 20 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle? Tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin. Bankaları karşılaştırın. 20 bin liraya varan faizsiz bayram fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi? Güvenli yolculuk için özel motosiklet şeritleri oluşturuldu. Raylı sistem ağı iki katına çıkarıldı. Yeni tünel oluşturuldu. Hadi babacığım sahile gidelim. Beykoz sahilinde otopark rezervasyonumuz yapıldı. Babam geldi. Bu sefer tam zamanında. Hedefinize vardınız. Hedefimiz çilesiz ve trafiksiz İstanbul. Raylı sistem ağını iki katına çıkaracağız ve İstanbul'a yepyeni tünel yollar kazandıracağız. Vatandaşımız nereye gideceğini bildiği gibi ne zaman varacağını da bilecek. Yapacağımız 250 bin araçlık otoparkla İstanbul'da park sorununu ortadan kaldıracağız. Sistem İstanbul'la trafik azalacak, sevgiye zaman kalacak. Erken rezervasyon fırsatları Turistika'da. %50'ye varan indirimler ve avantajlı fiyatlar için şimdi turistika.com.tr'ye gel veya 444-0329'u ara. Turistika, tatil aşkına. Gelecek dediğin ülkek kadar kolay olmalı. Gelecek bu kadar kolay. Bu kolaylığı yaşayan 6 milyondan fazla Paribu kullanıcısı var. İhtiyaç duydukları her anda müşteri destek birimi yanlarında. Kolaylığın gücüne inanıyorsanız doğru yer Paribu. Paribu. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digiturk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. 44 yıldır depolama ihtiyaçlarınız için Temesis depo ve raf sistemleriyle işiniz çok kolay. Büyüyen Türkiye'nin insansız çalışan depoları. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Moda Life'tan bütçe dostu, rakipsiz fiyatlar. Bir günde teslimat veya sınırsız depoda bekletme fırsatıyla. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Her seferinde aynı lezzeti yakalayabileceğiniz çiğ sütten direkt yoğurt elde edebilen dünyanın ilk ve tek teknolojisi. Fakir Pastör. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Bir yıl ücretsiz şarj hediyesi, MG Value Guard değer koruma programı ve sıfır faiz avantajıyla dünyanın en havalı çıkışı, MG4 çıkışı. MG4, MG yetkili satışlarında. Yeah!
Yurt içi ve yurt dışı borsalarda yatırım hedeflerinize ulaşmanız için TEB Yatırım hep yanınızda. Güncel raporları, analizleri, işlem çeşitliliğini ve dijital işlem platformlarını keşfetmek için TEB Yatırım'a gelin. Ankara, seni sen yapan, sevmekten hiç vazgeçmediğin şehir. Herkes bilir ki bir vatan en güzel kalbinden sevilir. Sevgiliye kavuşmanın güzelliğini, dostla sohbetin değerini, geçmişi ve geleceği burada yaşatabilen bilir. Ankara, burası bizim çiçek açtığımız şehir. Tüm Ankaralılar çok iyi bilir ki, kocaman bir Ankara parkında karda filizlenen çiçeğin gücü, tıpkı bizim gibi onun da umudundan gelir. Ankara, koca bir milletin bize emanet ettiği şehir. Burası kazandıklarımız kadar, yitirdiklerimizle de sevilir. Bir kere kanına işlemiştir zafer. Ankara'da bu yüzden düşman her gün tekrar yenilir. Eksiğini görüp fazlasını koyarak, hayali gerçeği, eskiyi yeniye, yavaşı hızlıya çevirerek yenilir. Bize göre bir şehir en çok onun için çalışarak sevilir. Tam da bu anlayışla yakında Ankara'da yeni bir dönem başlayacak. Bozulan çalışacak, kapanan açılacak, duran yol alacak. Sizin oylarınızla başkent hızlanacak, Ankara kazanacak. Seçim sabahını bir gün önceden görmek için CNN Türk'te bizimle olun. 31 Mart yerel seçimlerini yine CNN Türk'te izleyin. Yine ilk bilen siz olun. Vestel küçük ev aletleri ve süpürgelerde büyük Ramazan bereketi. Ramazan ayı boyunca Vestel küçük ev aletleri ve süpürgelerde iki alana üçüncüsü hediye. Kaçırmayın. Vestel'le olur. Pencerenin iyisi Wiener'in sunduğu tarafsız bölge devam ediyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum konuğumuz. Birinci bölümde biraz genel konuştuk. Genel durumu değerlendirdi, analiz etti Sayın Kurum. Şimdi de biz daha önce, yani dediğim gibi, kampanya sürecinin en başında biraz bu vaatlere yönelik bir şeyler söylemiştik. Şimdi artık zaten son 5 gün kaldı. Yani şimdi şöyle düşünün, hala karar vermemiş ya da vermiş ama tam içine sinmemiş seçmenler var İstanbul'da. Bu insanlar şunu bekliyorlar sizden. Yani siz seçilirseniz benim şehirdeki hayatım ne kadar düzelecek? Ya ben bu şehirde yaşıyorum, trafikte ömrüm geçiyor, deprem korkusu içinde strese giriyorum, antidepresan alıyorum filan. Yani böyle insanlarımız var. Var. Şimdi bu insanlara ne vaat ediyorsunuz? Bunlar dinlesinler. Belki ikna olurlar sizin açınızdan, belki olmazlar, bilmiyorum. Hani sizin böyle bir genel durumu son kez bir anlatmanız, vaatlerinizi son kez anlatmanızın yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii. Seçmenin tercihinin oluşması açısından, ona demokrasinin bir katkısı olarak isterseniz bunu anlatalım. Önce kalkabilir miyiz? Tabii, beraber? Tabii. Şimdi önce trafik. Yani evet. Bu seçimde projelerden, hizmetlerden, vaatlerden, sorunlardan genelde kaçınıldığını görüyorum ben. Halbuki odak noktasının, seçimin odak noktasının bu olması gerekiyor.
Biraz bu konularda konuşalım. Yani buna odağa dönelim. Yani odak noktasına dönelim istiyorum. Şunu da isterseniz. Tabii yani aslında İstanbullular işte 31 Mart'a gittiklerinde deprem korkusuyla yaşamayı mı ya da güvenli bir gelecek mi? Bunu seçecekler. Ulaşımda her geçen gün çile o artık büyüsün, artsın mı yoksa o çile bitsin, ulaşım yatırımları yapılsın mı? İstanbullular güvenli bir gelecek mi? Orada çocuklarıyla, ailesiyle huzurlu bir yaşam mı? Yoksa hep bir bahane ve o bahane üzerine siyaset yapan bir anlayışı mı tercih edecek? Aslında Ahmet Bey sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun tercihini yapacak. Tabii bunu da iş yaparak yapmak lazım. Bizim ulaşımla ilgili hedefimiz bugün baktığınızda gerçekten İstanbul'da yaşamak bir çile haline gelmiş. Şimdi ve diyorsun, şöyle diyorsunuz siz, uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul. Ulaştıran İstanbul. Niye? Niye? Şimdi bakın Ahmet Bey, bugün İstanbul'da bizim 2019'da teslim ettiğimizde trafik yoğunluğu %47'ymiş. Günlük trafik yoğunluğu. 2024'e geldiğimizde ortalama trafik yoğunluğu %64'e gelmiş ve pik saatlerde, yani örneğin iftar öncesi bir yağmur yağdığında %90'lara gelmiş. Yani her yer kırmızı olmuş. Yani önce şurayı bir belirleyelim. %47'den 5 yılda %64'e çıkmış. Evet, evet, evet. Yoğunluk. Evet. Yani normalde düşmesi gereken yoğunluk yatırım yaparak 64'e çıkmış. Yatırım yapılmadığı için. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Nüfus artmamış. Yani bu 5 yıllık süreçte nüfus da artmamış. İstanbul'un nüfusu artmadı. Artmadı. Yani artmamasına rağmen trafik yoğunluğu %64'e çıktı. Ne, tamamen iş bilmezlik, beceriksizlik. Tamamen. Başka bir açıklaması yok. Emin olun şu 2019'da bizim devam eden projelerimize dokunmasalar, iptal etmeseler, hafriyat dökmeseler, beton dökmeseler bugün o %47 çok daha aşağılara düşecek. Yeni hatlar yapılacak. Oraya buraya laf yetiştireceğine, işlerine odaklansalar bu yoğunluk çok daha aşağı inecek. Şimdi biz hedefimiz ne? Biz hedefimizi bugünkü toplu ulaşımdaki %26'lık oranı 10 yıllık süreçte ilk 5 yılda 2 katına ve ikinci 5 yılda da 1004 kilometreye çıkararak raylı sistem oranımızı %48'e çıkarmak istiyoruz. Şu an şöyle yapalım mı? Bir dakika. Evet, mevcutu anlatalım. Ben şey anlayarak gidelim. Tamam. Bu nedir? Şu neyi anlatıyor bu? Şimdi, toplu ulaşım dağılımları. Nedir bu yani? Evet, bu Ahmet Bey şu an İstanbul'daki trafiğin oranları. %72 karayolu trafiği var. Hayır. İstanbul'da yaşayan halkın %72'si karayolunu mu evet, kullanıyor? Evet, mecburen. Evet. %26'sı raylı sistemi kullanıyor, %2 de deniz yolunu kullanıyor. Şu anda mevcut. Evet, evet. Mevcut başkan 2019'da deniz yolunu iki katına çıkaracağız dedi. Hatırlamadığı vaatlerinden bir tanesi de bu. Onu da çıkarmadı. Şimdi biz ne yapacağız? Biz 2029, yani diyorsunuz ki ben seçilirsem 5 yılda... Evet. Neye getireceksiniz? 5 yıl sonra İstanbul'da raylı sistem kullanım oranı %37'ye çıkacak. 26'dan. %50 arttırmış olacağız. Deniz yolunu %3'e çıkaracağız. Ve karayolunu da %60'a düşüreceğiz. Bu da iş yaparak %60'a düşecek. Yani raylı sistemi daha fazla yapacağız. Buraya da tüneller yapacağız, peki, yollar yapacağız. Peki %60'a karayolu düşerse trafik rahatlar mı? Nasıl rahatlayacak? İnsanlarımız raylı sistemle birlikte nereye ne zaman ulaşabileceğini bilecekler. Alternatif yollar açarak hem karayolunda hem de toplu ulaşımda. Şurada da yapacaksınız. Tabii tabii. Burayı da boş bırakacağım. Şimdi anlatacağım ben onları size. Tamam. Burada 2034'teki hedefimiz, dünya metropolleri de bunu anlatıyor. Böylesi büyük metropollerde raylı sistemin %50'ye yakın kullanılması lazım. Toplu ulaşımı teşvik etmemiz lazım. Toplu ulaşım duraklarına otoparklar yapacaksınız. İnsanlar araçlarını park edecekler. Toplu ulaşıma binecekler. Metro kaçta gelecek? Ne kadar yolculuk süresi var? Orada o konforlu seyahatini yapacak, işine gidecek, evine gidecek. Yani metro olursa zaten biliyorsun ne kadar sürede evet, gideceğini. Peki bunu siz niye 2034 diye bir hedef koyuyorsunuz? Yani siz 2029'a kadar seçilirseniz başkan olacaksınız. Neden böyle bir çalışma yaptınız? Niye 2034 diyorsunuz? Biz yaptığımız her işe bir kere çok yönlü bakmak zorundayız. Bir vizyon ortaya koymak zorundayız. Yani İstanbul öyle
sadece gözünüzün ucuna, önünüze bakacağınız bir şehir olamaz. Ya ben 5 yıllığa bakamam. Ben 5 yıllığa bakamam burada. Burada 50 yıllık planlar yapmamız lazım bizim şehir için. Sanayisine, turizmine, efendim tarihine, kültürüne, her şeye ilişkin bunu yapmamız lazım. O zaman daha yani bu gerçekçi bir hedef olduğunu gösteriyor. Diyorsunuz ki ben ilk 5 yılda %26'dan 37'ye çıkaracağım. Evet. İkinci 5 yılda %48'e evet, çıkaracağım. Evet. Peki ne yapacağız bunu yapabilmek için? Şimdi ilk 5 yıla baktığımızda metro ağını 650 kilometreye çıkaracağız. Şu anki metro ağı 379 kilometre metro ağı var İstanbul'da. Şu an çalışan fiili metro uzunluğu bu. 5 yılda da burada yapılan metro 17.88. Bakın koca Büyükşehir Belediye Başkanı bu kadar büyük bütçesinin olmasına rağmen, büyük kaynakları olmasına rağmen kaynaklar buraya kullanılmamış ve 17.88 kilometre metro yapılmış. Bir dakika, İstanbul'da mevcut metro uzunluğu bu mu? 379. Evet, 379 kilometre. 379 kilometrenin sadece 18 kilometresi mi İmamoğlu'na ait? Evet. Ve hani engelleniyoruz diyorlar ya, bu arada Ulaştırma Bakanlığımız 5 katı metro yapmış. Tam 82 kilometre. 82 kilometre Ulaştırma Bakanlığımız metro yapmış. Büyükşehir Belediyesi 17.88. Bir de engelleniyoruz diyorlar. Engelleyen kendileri Ahmet Bey. Emin olun. Peki engelleniyoruz demek, engelleniyoruz diyorlar. Diyorsunuz, sonra da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığını söylüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Yani şunu söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi 17.88 yapıyor. Devlet Ulaştırma Bakanlığı eliyle onun 5 katı fazla 82 kilometre metro hattını İstanbullulara kazandırıyor. Engelleyen devlet, engelleyen anlayış senin yaptığın metronun 5 katını İstanbul'a yapar mı o zaman? Engelliyorsa diyor. Yapar mı yani engelleyen? Evet. Dolayısıyla hep bir bahane. Şimdi biz ne yapacağız? 379 kilometreyi 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. Yani onlar gibi 17.88 değil. Nereden baksanız işte burada 270 kilometre metro hattını İstanbul'a kazandıracağız. Bir dakika. Şimdi bu gerçekçi bir hedef mi Sayın Kurum? 379'dan 650'ye metro uzunluğunu çıkartmak gerçekçi mi? Şimdi yaparız diyor musunuz yani? Şimdi yaptığımızı az önce birinci bölümde gösterdik. Yani biz söylüyorsak metro yaparız. Metro biraz daha zor ama. Zor değil. Çalışırsanız her şey yapılır. Emin olun yapılır. Yani ya bunun fizibilitesini çalıştık. Yaptınız mı? Hocalarımızla çalıştık. Bilim insanlarının görüşlerini aldık, fikirlerini aldık. Projeler hazır, uygulama projeleri hazır. Ben bu hafta ilk 6 aylık eylem planımızı da açıklayacağım. İlk 6 ay biz seçildiğimizde 6 ayda neler yapacağız? Ha, ben geldim göreve. Evet. İlk 6 ayda acil eylem planı. Evet. Ne zaman açıklayacaksınız? Yani perşembe günü zannedersem. Onu açıklayacağız. 6 ayda, ay. 6 ayda ne yapacağımızı da İstanbullular bilecek. Her şey şeffaf olacak. Peki bir şey, şuraya tekrar dönebilir miyiz? 379'dan 650'ye çıkartacağım diyorsunuz. 5 yıl sonra burada bir program yaptığımızda sorarsınız. Hatırlamıyorum der misin? Ya öyle bir şey diyebilir miyiz? Yani hatırlamıyorum diyeceğim ve 5 yıl sonra geleceğim bir daha aday olacağım. Yani bu nasıl bir anlayış? Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere sözde geldiniz. Herkese gülücük dağıttınız. Herkese kalp işareti yaptınız. Her şey çok güzel olacak dediniz. Güzel olan ne var İstanbul'da? Ne var? Soruyorum size yani. Ulaşım çile olmuş, deprem korkusu artmış, vatandaşımız sıkıntılı, problemli. Ne olmuş? Güzel olan bir tane bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi bu metro konusunda şöyle bir anlayış da var. Şimdi o kadar çok konuşuldu ki, tartışıldı ki bu seçim sürecinde. Sen o kadar yaptın, ben o kadar yaptım. Siz dediniz ki sen 18 kilometre yaptın. Evet. O işte başka evet, şeyler söylüyor, evet, başka rakamlar veriyor. En son ben İmamoğlu'nun ağzından şöyle bir şey duydum. Ya bu milletin malı. Yani hatta Cumhurbaşkanı size diyor ki malınıza sahip çıkın diyor. O da diyor ki yani kimin malına kim sahip çıkıyor? Bu milletin malı diyor. Öyle biz milletin malı değil demiyoruz ki zaten. Asıl olan orada emek hırsızlığı yapmayın.
Ha, yani, benim yaptığım hizmetin, yani oradaki maldan kasıt hizmet. Tabii ki ya. Hizmet yani üretiyor. Rahmetli Kadir abi zamanında atılan metroların temellerini ben attım diyorlar. Olur mu böyle bir şey? Ya o insanların emeği var, alın teri var. Orada çalıştı, çabaladı. De ki Allah razı olsun de. Metronun temeli olur mu olmaz mı? Bakın 1788'in tarifi. Desinler ki bu böyle değil. Ya ben çıkıyorum diyorum ki bak sen bu kadar yaptın. Ya bir de şunu söyleyin bence yani bilmiyorum. Kim yaptıysa yaptı bu metroya bütün İstanbullular kullanmayacak mı? Evet. Hangi siyasi parti görüşü? Tabii tabii. Herkes kullanacak evet, yani. Evet evet evet. Yani şurasını siz mi yaptınız? Ya bakın. 46 işte, kilometre. 46 kilometresini şimdi açtım dediği 63.9 kilometrelik kat. 46 kilometresi yapılmış, bitirilmiş, teslim edilmiş. Kendisi de 5 yıllık süreçte 17.88'ini tamamlamış. Peki hiç metro temeli atmış mıyım ama? Atmamış. İptal etmiş ama. Onu sorarsanız. Hiç mi? Hiç metro, yeni metro ihalesi yok. Bir tane yok. Ama iptal ettikleri var. Hafriyat döktükleri var, beton döktükleri var. Peki aynı anda nasıl 10 tane metro yapan şehir oluyor İstanbul? İşte o 10 tane bizim ihalemizden 3'ünü iptal ettiler onlar. 10 tane biz ihale yapmışız, teslim etmişiz. Gitmiş 3'ünü ihalesini iptal etmiş. 10 tane yapıyorum diyor aynı anda. İşte neredeyse göstersin bize görelim. Yani bakın yapılanlar. Mecidiyeköy Mahmut Bey hattının %99'unu tamamlamışız. %1'ini kendisi yapmış. Ben açtım diyor. Ben yaptım. Ya olur mu? Ha şöyle. Siz getirmişsiniz %99'unu evet. Yapmışsınız. Şurada kalmış. Evet. %1 kal. O aynı anda 30 tane metro yaparsınız böyle eksikleri tamamlayarak. Burası ne? Bak Dudullu Bostancı. Siz %70'ini yapmışsınız. Tamamlamışız. %30'unu da kendisi tamamlamış. Ya bak ne yaptıysak onu yazıyoruz. Fazlasını da yazmıyoruz. Eksiğini de yazmıyoruz. %40 Bahariye Ataköy'de %40'ını biz yapmışız. %60'ını o yapmış. Cibali Ali Beyköy %99'unu biz bitirmişiz. %1'ini o yapmış. O, evet. O mu hizmeti açmış? O da yani. O ben yaptım diyor. Ya olur mu böyle bir şey? Anladım. Sen de yeni temel at, yeni metro hattı yap. Ben ne diyorum? Bak ben senden 372 kilometreyle alıyorum diyorum. 650'ye çıkaracağım. Siz de 5 sene sonra bana soracaksınız. Ya geldin burada anlattın. Dedin ki böyle yapacağız, şöyle edeceğiz, trafik çilesini bitireceğiz. 650 kilometreye çıkaracağız dedin. Niye yapmadın diye gelin bana sorun. Ama ben diyorum ki ben bunu yapacağım. Geçmişte nasıl yaptıysam bugün de yapacağım. Not alın sayın seyirciler. Şu anda 380 kilometre bunu diyor 650'ye çıkaracağım 5 evet. yıl sonra. Evet. Nasıl yapacağız? Bakın burada hatlarımızı da Ahmet Bey koyduk. TÜYAP'tan başlayacağız. Beylikdüzü, Haramideri, Avcılar, Sefaköy, İncirli, Bezneciler, Yeni Kapı bir hattımız. İncirli'den... Nereden tutuyoruz bu? TÜYAP'tan. Ha, Beylikdüzü'nden bu, geçecek. Böyle gelecek. Böyle gelecek. Nereye kadar? Buradan hem Beznecilere gidecek hem de buradan İncirli'den Boğaz'ı geçeceğiz. Bakın Boğaz'ı geçeceğiz. Boğaz'ı Marmaray geçeceğiz. Gibi mi olacak? Marmaray gibi hatta yapacağız. Boğaz'ı geçeceğiz. Ve Söğütlü Çeşme'ye kadar bağlayacağız. Oradan da zaten Cevizli'ye kadar kesintisiz vatandaşımız ulaşacak. Ne olacak? Bir kere Boğaz'ı kesintisiz bir şekilde metro ile geçeceğiz. Kesintisiz. Yani 5 yılda. 5 yılda TÜYAP'tan binen bir vatandaşımız Söğütlü Çeşme'ye oradan Cevizli'ye ulaşabilecek. Metrobüs o çilesi... Emin misiniz ya? Eminim. 5 yılda. 5 yılda bitireceğiz. Ya müthiş bir şey bu ya. Bu devrim olur bunu yaparsanız. Metrobüs bitecek o zaman. Metrobüs bitmeyecek. Metrobüsü de süreçte bu hatlarımızı açtıktan sonra zaten ona ihtiyaç kalmayacak. Onu ama ikisi işte yani. Tabii. Şunu yaptığınız evet, zaman evet. Metrobüse çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Aynen öyle. Şimdi bununla birlikte ne yapacağız? Samandıra Yeni Doğan hattı. Sultanbeyli, Sabiha Gökçen hattı. Bunlar ilk 5 yılda yapacağımız hatlar. İstanbul Havalimanı'ndan diyorsunuz bir de Samandıra'ya kadar gelen. Evet, bu da ne biliyor musunuz? Bu da lojistik hat. Bakın, hani niye bir vizyon ortaya koyuyoruz diyoruz. Şimdi İstanbul'un bir de ağır vasıta trafiği var. %25, günlük %25'i ağır vasıta, kamyon, tır, otobüs. Şimdi bu ağır vasıtayı biz şehrin kuzeyine alacağız. Bak burada bir planlama yapılmış. Kuzey Marmara otoyolu yapılmış. Üçüncü köprümüz yapılmış. Bunun içinden yine altyapısı hazır. Oradan biliyorsunuz metro geçebiliyor altından. Ve bu hattı yaparak
biz bir taraftan da ticaretimizi düşüneceğiz. Şu an Marmaray'dan gece lojistik gidiyor. Peki şu hat, yani İstanbul Havalimanı'ndan bu lojistik dediğiniz hat, evet, dahil mi şu 650? Tabii dahil, dahil. 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 650 kilometrenin içinde bu kırmızıların hepsi var. Peki bir de şuradan Sultan Gazi'den tutup, bunlar da yeni galiba, evet, değil mi? Evet. Sultan Gazi'den Mescid-i Selam, Sultan Gazi, buradan Küçükköy, Gazi Osman Paşa, Eyüp, hatta Bayrampaşa, buradan Vezneciler Yeni Kapı'ya kadar. Nüfusun yoğun olduğu, tabii, bir başka yer burası. Bir de şöyle bir şey görüyorum. Şu İncirli'den Mecidiyeköy'e, oradan Gayrettepe, Uzunçayır, Söğütlü Çeşme. Evet, ona az önce Boğaz'ı geçeceğiz. Geçiş, ha, geçiş Boğaz'ı olan geçeceğimiz kısım. O da diğer hatlarla eklemlenecek, evet, entegre, evet, olacak yani. Bunu yapacağız. Burada ne yapacağız? 650 kilometre çıkararak aslında toplu ulaşımda metro oranını arttırmış olacağız. Peki bununla birlikte başka ne yapacağız? Tüneller yapacağız. Hani karayolunu da... Bir dakika, burası şey mi? Raylı sistem. Bu raylı sistem. İlk 5 yıl. İkinci 5 yılı da... Peki bu raylı sistem devreye girdiğinde trafikte bir büyük rahatlama, tabii, görecek miyiz? Ben size dakikayı da söyleyeceğim. Dakikayı da, yoğunluğu. En son mu söyleyeceğim? Evet. Peki o zaman şimdi tünelleri görelim. İkinci 5 yılın metrosu da 1004'e çıkacak. Bu, onu da gösterelim hızlıca. Sonra tünellere geçelim. Bu da ikinci 5 yıl. 650 yaptık mı? Sonra, evet, 2034'e kadar 350 kilometre daha yapıp 1004 kilometreye çıkaracağız. Bunlar da yeşiller. O hani o en son %44'e ulaşacak, o şekilde, evet, ulaşacak. Evet, 1004 kilometreye geldiğinde İstanbul'daki metro ağı burada her bir ilçemize artık metro gidecek. Peki, o zaman bu şu demek mi? 10 yıl sonra İstanbul'un metro sorunu biter mi? Trafik çilesi bitecek. Ha, metro. Metro da bitecek. İhtiyaç kalmayacak. Kalmayacak. Kalmayacak ve şöyle tabii ki o günkü nüfus, o günkü projeksiyon yeniden değerlendirilir. Araç hareketliliği artacak. Yok, genel olarak soruyorum yani. Ya, genel olarak biz İstanbul'un her ilçesinden, bakın her ilçesinden metroya binip toplu ulaşımı kullanabileceğiz. Tamam, önemli olan bu zaten. Evet. Yani siz o, bu daha geliştirilir. Biz bir çok, Tabii. O ayrı bir hikaye. Devam edelim. Sonra ne yapacağız? İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız. Şimdi karayoluna geldik. Karayoluna geçtik. 88'ini Avrupa yakasına, 34 kilometresini de Anadolu yakasına olmak üzere 122 kilometre tünel yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Ne işe yarayacak? Alternatif bir yol güzergahı kurmamız lazım. Ya bugün baktığınızda D100 karayolu, TEM, hatta 3. çevre yolu, Kuzey Marmara otoyolu artık yoğun bir şekilde trafik var. Bizim alternatif yollar açmamız lazım. Yani bugün... Benim gözümün önüne gelmiyor o yapacağınız. Ben şimdi göstereceğim. Tünel. Bakın Kilyos'tan vatandaşımız, beton döktükleri yerler var ya, bak şurada beton döktüler buraya. Dolmabahçe, Levazım arasında. Biz buraya tünel ihalesini yapmış, projesi, kredisi, her şey hazır. Geldiler buraya, beton döktüler. Niye? Büyükdere Caddesi'ndeki o trafiği biz azaltalım istiyoruz. Onlar dediler ki yok, gerek yok, ihtiyaç yok. Şimdi mevcuttaki tüneller şu pembeyle gösterdiğimiz yerler. Sadece 22 kilometre tünel var. Ve şu 5 yıllık süreçte İstanbul'da tünel işi yapılmamış. Hiç yapılmamış. Hiç yok. Hiç. Hayır, şu anda mevcut tüneller hangileri? Bir daha göstereyim. Bakın, Silahlar Ağa Tüneli, Sütlüce Tüneli, Kasımpaşa Sütlüce arası. Bir de Dolmabahçe'den giriyoruz, Kağıthane'den çıkıyoruz ya, Momonti. Orası. Nere? Libadiye, Tantavi, Çamlıca. Başka bunlar tünel yok. Bunlar hep Topbaş döneminde yapılmış. Tabii tabii, hepsi bizim dönemimiz. Peki, o zaman... Mevcut 22 kilometre. Evet. Siz nereye yapacaksınız? Şimdi biz nereye yapacağız? İlk 5 yılda yapacağımız bu maviler. İlk 5 yıl. İkinci 5 yılda bu yeşille işaret ettiklerimiz. Şimdi ilk 5 yılda Kilyos'tan giren bir vatandaşımız Sarıyer, Çayırbaşı, Ayaza, Cendere, Armutlu, Levazım, Dolmabahçe'ye ulaşacak. Ve buradan da yine Dolmabahçe, Bomontik, Kağıthane, İslam Bey, Silahdara ve Bayrampaşa, Esenler'e kadar kesintisiz bir ulaşım sağlayacak. Bu Avrupa yakasında. Tamam mı? Peki bir dakika. Bu kesintisiz bir tünel mi olacak? Tabii. Arada çıkabiliyorsunuz. Yani Sarıyer'de çıkmak istiyorsunuz. Çıkabilirsiniz. Armutlu'da çıkacaksınız. Efendim Levazım'da çıkacaksınız. Yani bugün... Zor mu tünel yapmak? Şöyle, onu da göstereceğim size projesini. Bir de Anadolu yakasında Göztepe'den
gireceğiz. Bostancı'dan çıkacağız. Göztepe Bostancı. Orası evet. da çok yoğundur. Bu da yoğun. D100'ün trafiğini azaltacak. Sahil yoluna gitmek isteyen vatandaşımız direkt oradan sahil yoluna bağlanacak. İşte efendim Pendik'e, Tuzla'ya ulaşabilecek. İkinci 5 yılda da buradan Bayrampaşa, Esenler'den devam edip TÜYAP'a kadar götüreceğiz. Peki şurada da bir ara var. Şurası da mı ilk 5 yıl? İlk 5 yıl. Evet. Bu ilk 5 yılda. Nereden nereye orası? Burası Kağıthane'den. Da Bayrampaşa'dan Kağıthane'ye bir bağlantı yapıyoruz. Bu ne olacak? İstanbul'da alternatif bir yol güzergahı olacak. Vatandaşımız D100'ü kullanacak, TEM'i kullanacak, 3. çevre yolunu kullanacak. Bir de bu tünellerle birlikte o ulaşımı ortaya koyduğumuz rahatlamayı sağlayacak. Yani ister toplu ulaşımla gitsin, ister öbür yolla gitsin. Bakın Kilyos'tan Dolmabahçe'ye Ahmet Bey. Ha bak daha iyi anlaşılıyor. Projesi burada. Yapılmış. Bakın burada Dolmabahçe stadının oradan giriyoruz. Tamam mı? Ha böyle olacak. Tabii. Buradan giriyoruz. Kilyos'a kadar kesinsiz ulaşım yapabiliyorsunuz. Şu kırmızıyla işaret edilen tünel evet, mi olacak? Evet. Ha. Şurada bir tünel var zaten. Değil mi şu? Tabii tabii bir Dolmabahçe tüneli var ya zaten. Ha, oraya bağlanacak. Kağıthane Dolmabahçe arası. Evet. Anladım. Trafiğin en yoğun olduğu yerler bunlar. Evet. Burada Dolmabahçe'de, Nişantaşı'nda, efendim orada Beşiktaş'ta oturan vatandaşlarımız Sarıyer'e gideceği zaman kesinsiz buradan girecekler. Sarıyer'e kadar gidebilecek. Sarıyer'e kadar uzanacaklar. Bak, zor mu tünel yapmak? Ya iş bilenin kılıç kuşanan. Yani bunların hepsi zordu. Biz yaptık. 22 yıldır bu hizmetleri ülkemizin her yerine getirdik yaptık. Yapılıyormuş. Bitirilebiliyormuş istenirsin. Şey de demiyorsunuz. Zor da demiyorsunuz. Kolay da demiyorsunuz. Ya çalışacaksınız Ahmet Bey. Çalışmadan hiçbir iş olmaz ya. Siz çalışmadan bu programı yönetebilir misiniz? Doğru. Çalışacaksın, doğru. Burası neresi? Kadıköy-Kartal istikameti. Buradan giriyoruz ve sahile, Bostancı'ya. Ha, o söylediğiniz şey. Evet. Şuralara konacak tünel. Ha, çok güzel yapmışsınız. Bak, evet. Bir de D100'de genişleme yapıyoruz. D100'ün genişlemesini de yapıyoruz. Bu da bitirilememiş iş. Aynı trafik bakın. Aynı trafik ne kadar hızlı akıyor. Araç sayısı aynı. Bir simülasyon mu? Tabii tabii simülasyon. Ha, simülasyon. Böyle olacak trafik. Ha, böyle olacak. D100 karayolu genişleyecek. Buradan Bostancı sahile doğrudan ulaşım sağlayacağız. Ve vatandaşımız huzurla burada trafikte orada zaman kaybetmeden evine güvenle ulaşabilecek. Bu da Yeni Sahra, evet. Kadıköy, Kartal. Aynı şeyi gösteriyor. Bu da öbürü. Şimdi yine bunun dışında... Çok özür dilerim. Şimdi şu ana kadar şeyi anlattınız. Bir, metro. Evet. Metro hedefini koydunuz. Beş. Karayolu. Tünelleri koydunuz. Evet. İki. Kavşaklar. Ha daha devam ediyor. Mahmut Bey kavşağı. Hadi kavşağa Çile. Da bakalım. Mahmut Bey kavşağı. Çünkü sabah şeyi soracağım. Çile. Bu 5 yıl sonra metrodaki bu şey, tüneller ve kavşak neye yol açacak? Bizim ne kadar rahatlayacağız onu bak, merak ediyorum. Burası Mahmut Bey kavşağı. Hemen geleceğiz. Mahmut Bey kavşağındaki düzenlememizi yapacağız. Burada sabah akşam çile çeken vatandaşımız var. Her gün, her gün. Yani gidip bunu çözmek için bir irade ortaya koymuyorsun. Ama kendin menfaatin doğrultusunda bir yer gördün mü hemen oraya çadır kurmayı biliyorsun. E gel bu işleri yap. Böyle mi olacak? Böyle olacak. Ne yapacağız? Burada Mahmut Bey kavşağını yapacağız. Ataköy kavşağını öbür hızlı bir şekilde arkadaşlarımız göstersin. Başka kavşaklar tabii, da tabii. Var. Bu Mahmut Bey. Bu en önemlisi. Bu yılların sorunudur. Kağıthane Cendere Köprüsü. Bakın Bayrampaşa bağlantı yolu. Ataköy kavşağı. Bu da çok önemli. Zeytinburnu Yunus Emre Caddesi'ndeki sıkıntı. Bakırköy. Bakın bunların hepsi hem kavşak. Kaç kavşak yapacak? Ha, 151 kavşak. 151 tane kavşak evet. Düzenlemesi. Bu şekilde hem D100'de hem TEM'de yapılması gereken düzenlemeleri yaparak böyle vatandaşımız artık bu trafikte sorun yaşamayacak. 151 kavşak yapacak. 151 tane kavşak var bak. Bunların hepsi teker teker yapılacak. Bunlar da trafiği rahatlatır mı? Tabii. Yani bunların hepsi çalışılmış projeler. Bu projeleri yaptığınızda vatandaşımız bugün Mahmut Bey'de niye sıkıntı çekiliyor? Oraya bir irade ortaya koymaz. Ataköy kavşağında niye sıkıntı çekiyor? Yıllardır bekliyor vatandaşımız. Ya bir çivi çak ya. Şimdi telaşlandılar. Gittiler bizim Sancaktepe'de o hafriyat döktükleri yer var ya.
oraya işe başlama töreni yapıyorlar. İşe başlama. Öyle bir tören duydunuz mu siz? Duymadım. İşe, yani, işe başlarsın. Törenle başlıyor. Törenle başlıyorlar. Ya hafriyat döküyorsun. Şimdi de gidip o hafriyatları kaldırmak için bu milletin parasını harcayacaklar ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani sen madem yapacaksın, git başla, devam et. Yapmayacaksın. Şimdi milleti kandırmaya da gerek yok ki ya. 151 kavşak. Bunun dışında ne yapacağız? Motor yolları yapacağız. Bu da çok önemli. Şu an 600 bin motosiklet kullanıcısı var. Kaç? 600 bin. Emin misiniz? Evet. Ya? Sayılarını da birazdan verelim. Bakın, burada motosiklet yollarında hiçbir şekilde yolları daraltmıyoruz. Ve evet, sadece motosikletin kullanılacak. Mesela burası Barbaros motosiklet yolu. Barbaros'ta hemen bir tane şeritte vatandaşımız aynı şerit sayısı azalmadan. Onur diyor ki bizim halk yürüyemez. Oradan nasıl yürüsün motosiklet yolun ortası? Çok güzel. Bu gayet uygulanır ve yürür. Motosiklet orta banketi yani daraltıyoruz. Buraya motosiklet sürücülerinin güvenle gezebileceği, yürüyebileceği, seyahat edebileceği neyse bir motosiklet yolunda İstanbul'a kazandırıyoruz. Bu aynı zamanda neyi? Hani çok yönlü bakacağız dedik ya. Ya bizim 2040 İstanbul'a ilişkin net sıfır emisyon hedefimiz var. Yani biz bisiklet yolunu arttırmamız lazım. Mikromobiliteyi arttırmamız çevre lazım. Çevre için. Çevre için, hava için. Yani şimdi biz ya her şey yapılır. Ya geleceğimize yaşanamayacak bir ülke bırakamadıktan sonra tabii ne vaat edeceğiz? Yaşanamayacak bir şehir haline geldikten sonra bir anlamı yok hiçbir şeyin. O yüzden bunların hepsini çok yönlü düşünerek hareket ediyoruz. Ne bu enteresan bir yaklaşım yalnız bu motosiklet işi. Şu anda motosikletler biraz şeyden gidiyorlar, güvenlik şeritlerinden abi, gidiyorlar. Yani güvenlikten gidiyorlar, orada kazalar oluyor, orada yani hem sürücülerle sıkıntılar yaşıyorlar, görüyor göremiyor. Dolayısıyla çok herkes yani, evet, yolunu, izini bilecek. Motosikletçiler de çok şikayetçiler. Yani çok, bu çok açıdan da önemli. 600 bin miymiş motosiklet? Verelim sayıları. Yani giderek de artıyor. Motosiklet sayısı varsa arkadaşlar yansısınlar. Yani buna ilişkin de ya sonuçta şehrin bir ihtiyacı. Burada yaşayan vatandaşımızın bir ihtiyacı. Bu ihtiyacı çözmek adına da bir irade ortaya koymamız lazım. Yani nasıl bisiklet yolunu arttıracaksak bunu da arttırmamız lazım. Bakın 2018'de 292 binmiş. %119 artış olmuş. Biraz kuryelerin de etkisi var galiba. Onun da var. Bir de bu trafikte tabii motosikletle daha hızlı hareket ediyor vatandaşımız. Tercih ediyor. 2023'e geldiğimizde 640 bin motosiklet kullanıcısı var. Artış. Çok büyük artış var. Yani dolayısıyla biz burada motosiklet yollarıyla da aslında ulaşımda bir alternatif güzergah ortaya koymuş olacağız. Bunu duymamıştım. Bu yeni mi söylüyorsunuz yoksa epeydir söylüyor musunuz? Söylüyoruz. Ulaşım lansmanından sonra söyledik ama belki ilk başta söylememiş olabiliriz. Peki bir dakika. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Şu ana kadar dediniz ki metroyu iki katına çıkaracağım 5 yılda. Evet. Bir. İki, tüneller yapacağım iki yakaya da, İstanbul'un iki yakasına da. Anlattınız nereye yapacağınızı. İki. Üç, 150'ye yakın, 150 kavşak. Kavşak yapacağım dediniz. İşte bir de motosiklet yolu yapacağım. Bisiklet yolu. Bisiklet yolu. Şimdi bana söyler misiniz? Bütün bunları yaptıktan sonra bir İstanbullu olarak benim bu 5 yıl sonra trafikte geçireceğim zamanda bir azalma olacak mı? Ne kadar olacak? Şu an 64 dakikada gidiyorsunuz. 64 dakikada ortalama ulaşım süresi. Biz bunu 25 dakika azaltacağız. Ve 39 dakikaya düşüreceğiz. 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Var mı bunun bir şeyi? Varsa arkadaşlar. Şunu da kaydedelim. Bir kayıtlara girsin bu da. Hepsini kayıtlara sokmak istiyorum. Bunu yaparak vatandaşımızın her gün 25 dakika ailesine zaman ayırmasını sağlayacağız. Demek ya çok önemli bir şey yani, 25 dakika. Yani bu bizim ulaşımdaki o çileyi bitireceğimiz. Her bir vatandaşımız metroyla ulaşabilecek. Metroyla huzurlu bir seyahat yapacak. O metro kuyruklarında o çileyi görmeyecek, yaşamayacak. O metrobüs duraklarında artık otobüs itmek, efendim otobüsle ilgili o sıkıntıları çekmek zorunda kalmayacak. Otobüslerin yandığı görüntüleri inşallah göstermeyeceğiz. İstanbullulara yaşatmayacağız. Her yıl 250 otobüsü filomuza dahil edeceğiz. 100 metrobüsü filomuza dahil edeceğiz.
Ve bunların bakımlarını da yandaşlarımıza vermeyeceğiz. Yandaşlarımıza vermeyeceğiz. Bu işi yapacak liyakatli kadrolar yapacak. En ucuza yapacak. En iyi şekilde yapacak ve vatandaşımıza bu hizmetleri verecek. Hem otobüs yanacak hem de ben o koltukta oturacağım. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Yani İstanbullu beni belediye başkanı seçtiyse azıcık utanma, azıcık arlanma varsa ben o sorunu çözmem lazım. Ben koltuğumda uyuyamam. Oturamam. Yok öyle bir şey. Ya biz böyle çalıştık. Peki şey yok mu? Bir daha söyler misiniz? 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yani 25 dakika her vatandaşımız kazanacak. 25. Ya bu kadar şey yapıyorsunuz. Bakın diyorsunuz ki şunları yapacağım, şunları yapacağım. Bir sürü iş var burada. Buna rağmen 25 dakika azalabilir. Evet. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Çok önemli bir yere değindiniz. Eğer İstanbul'a hizmet etmezseniz, İstanbul öyle büyük bir şehir, öyle büyük bir metropol ki Ahmet Bey. O 64 dakika. 64 dakika 80'lere, 90'lara çıkar. Ha. Artık burada yaşamak eziyet haline gelir. Acil müdahaleler. Çok. Yani hani köprüden son çıkış vardır ya. Burası son çıkış. 31 Mart İstanbul için köprüden son çıkış. 31 Mart İstanbul'un geleceği adına karar vereceğimiz tarih. Bu sorunlar bitsin. Bu sorunlar artık burada yaşanmasın. Ay, trafik çilesi bitsin diyeceğimiz tarih. Şey dikkatimi çekti. Yani az şey değil şimdi vaat ettikleriniz. Tabii. Diyorsunuz ki metroyu iki katına çıkaracağım. 151 kavşak yapacağım. Tüneller yapacağım. Bütün bunları yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Kaç 64 dakikadan? 39 dakikaya. Veya düşürebiliyorsunuz evet. Yani. Gerçekten ama, vahim. Değil mi? Yani düşünsenize bir de müdahale etmediğinizi. Etmediğin zaman. Geçtiniz şu 5 yılda olan gibi yine yapılmazdı zaten. O zaman, yetişmezdi zaten. Ben öyle bir vaat vermedim diyen bir belediye başkanı bu süreçte İstanbul'u artık yaşanamaz bir yere getirir. 80-90 dakika geçecek yani evet, trafikte. Evet, evet. Çok büyük sıkıntı. Peki bunu ne demiştiniz? Nereye denildi? Şimdi otoparkımız var. Otoparklarımız var. 250 bin tane otopark eksiğimiz var. Bu nedir var arkadaşlar? Bu tünel. Bunu göstermiştik. Bunu konuştuk. Evet. Otoparkları yapmamız lazım. 250 bin otopark. Bir daha söyleyin. 250 bin araçlık otopark yapacağız İstanbul'a. Niye? Depremde bu alanlar üstü toplanma alanı vazifesi görecek. Üstü park olacak. Altı otopark. Ve İspark şu an zarar ediyor Ahmet Bey. İş yapmamalarına rağmen yolları bölüp oralardan vatandaşımızdan para almalarına rağmen İspark zarar ediyor. Biz edemez mi yani? Edemez. Çünkü bir yatırım yapmıyorsunuz. Yatırım yapmadığınız yerde ya İstanbul'un her işini bir rant olarak gören bir belediyecilik anlayışı var. Makamları rant. İstanbul'un kaynakları rant. Böyle bakarsanız İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceksiniz ya? İstanbul'a 40'lar 50 belediye başkan adayını siz gelip arkadaş sen orada aday olma. Ben İstanbul'da sana daire başkanlığı genel müdürlük teklif ediyorum diyen bir anlayış İstanbul'un sorununu nasıl çözer? Öyle mi demişler? Öyle kendileri ifade ediyor. Aday çıkıp diyor ki eş genel başkan aradı beni. Öbürü de işte detaylı dolaylı aradı. Sen aday olma ben sana İstanbul'dan daire başkanlığı vereyim genel müdürlük vereyim. Kendi adayları söylüyor. Yani bu da tuhaf. Buranın genel müdürlüklerini, iştiraklerini kapı arkasında pay ediyorlar. Parti dizaynı için. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bunu yaparak siz İstanbul'a ihanet edersiniz. Başka hiçbir şey yapamazsınız. Peki, şimdi biz ne yapacağız? Otopark ne diyorsunuz? 5 yılda 250 bin araçlık otopark yapacağız. Evet. Bunun üstü park olacak, evet. Altı otopark evet. Olacak. Ne dedim ben? Her işe çok yönlü bakacağız. Her işe yaparken detaylı bir şekilde bakıp vatandaşımızın sorunları neyse o sorunları da o konularla birleştireceğiz. Deprem sorunumuz değil mi bizim? Sorunumuz. O zaman ne yapmamız lazım? Toplanma alanı lazım. Yani bir taraftan tamam deprem dönüşümü yapacağız ama bir taraftan da afete hazırlık yapmamız peki, lazım. 250 bin araçlık otopark yapacak yer var. Yerleri tespit ettiniz. Hepsini çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızla konuştuk. Okullarımızın bahçeleri. Oraları otopark yapacağız. Hem velilerimize hem okula hizmet edecek. O bahçenin altını otopark yapacağız. Üstü park olacak. Park olacak, çocuklarımız oynayacak. Depremde toplanma alanı vazifesi görecek. 250 bin araçlık çıkıyor mu böyle bir? 250 bin araçlık. Bakın mesela burası Çengelköy Meydanı. Üstü park olacak örnek. Altı otopark. Böyle bir meydan yok şu anda değil yok. Biz yapacaksınız. Evet.
Çengel... Ha, böyle bir meydan yapacaksınız. Yeri belli yani. Belli. Bunun İstanbul'da 250 bin araçlık otoparkımızı biz inşallah 5 yılda İstanbullulara kazandıracağız. Bu aynı zamanda ne olacak? Hani metroya gidecek vatandaşımız aracını buraya park edecek. Güzelce metroya yürüme mesafesinde ulaşabilecek. Ya sizin bence bütün bu çalışmalardan sonra bizim ulaşımda geçirdiğimiz sürenin biraz daha kısalmış olması lazım. Oradaki çalışmanızdan emin misiniz? Şöyle eminiz. Yani şöyle araç hareketliliği de artıyor. Ha, o da var. Taraftan milli gelir artıyor. Onları da düşünüyoruz. Tabii. Bunları da düşünüyoruz. Ve biz bir taraftan mesela şu an 18 milyon turist geliyor İstanbul'a. Biz bunun artmasını istiyoruz. Daha fazla gelsin. Tamam. Anladım. 25 milyon olsun. Şehrin kapasitesini de karşılayacak. Tabii. Onu da hesaba katarak yapıyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir otopark, ispark zarar etmemesi. Diyor ki Onur kulağıma bağırıyor. Otopark zarar etmez. Adam arabasını bırakıyor, parasını veriyor. Evet. Niye zarar eder? Değil mi ya, Onur? Hayır, otopark yapsan anlarım. Yolları bölüyorlar çizgiyle. Evet. Nasıl oluyormuş peki? Siz baktınız mı yani? İspark nasıl zarar ediyor sorusunun cevabı. Vallahi bakacağız onlara işte. 1 Nisan'da gidip bakacağız niye zarar ediyormuş. Peki siz ne yapacaksınız? Biz ne yapacağız? İlk yarım saat ücretsiz. İlk yarım saat İspark'tan ücret almayacağız. Vatandaşımız. Ha, geldim ben arabamı bıraktım. Ya acil mesela marketten bir şey almanız gerekiyor. Eczaneden bir şey alacaksınız. İlk yarım saat otoparkı ücretsiz kullanabilecek. Sonra otopark ücretlerine %25 indirim yapacağız. Hepsinde. Ve dijital olarak bütün otoparkları İstanbul'un Dijital İstanbul çatısı altında metrosu, otoparkı, efendim orada pazardan alacağınız alışveriş. Ya, ne işime yarayacak dijital? Ne işinize yarayacak? Bakacaksınız nerede otopark boş, evinizden çıkmadan. Boş mu, dolu mu? Rezervasyon yapacaksınız. Ben yarım saat sonra oradayım, benim otoparkımı ayır. Efendim nerede boşsa oraya gideceksiniz. Şu anda böyle boşuna bir uygulama yok mu yok, İstanbul'da? Yok. Boşuna trafikte zaman kaybetmeyeceksiniz. Boşuna yani arabamla otoparkın kapısına gidiyorum dolu demeyecekler. Ona göre tabii bütün İstanbul'da beyaz masa vardı siz bilirsiniz. Beyaz masa dijital beyaz masa olacak. Pazardan alışverişimizi yapacağız. Dijital İstanbul'la afet yönetimini dijital İstanbul üzerinden yapacağız. Bir büyük dijital var, çalışma var. Ya artık biz dijital dünyada yaşıyoruz. 21. yüzyılın dünyasında biz ne görüyoruz İstanbul'da? Yanan otobüs görüyoruz. Biz dünya metropollerine baktığınızda dijital olarak dijital şehir uygulamalarını görüyoruz. Bunu getireceğiz. Ne yapacağız? Her şeyi dijital İstanbul'un ikizinde simüle edeceğiz. Sel gelmeden burada hangi alanlar riskli? Efendim hangi bina sıkıntılı? Nerede dere ıslahının yapılması lazım? Bakın burada dijital ikizde simülasyonunu yapacağız. Efendim metrekareye şu kadar yağmur düşüyor. Düşürüyoruz. Arkadaş neresi sıkıntılı? Şu alanlar. Gideceğiz orada dere ıslahını yapacağız. Böyle bir çalışma yok mu ya İstanbul'da yok, şu anda? Yok. İstanbul'da peki, çalışma yok. Şöyle yapalım. Yalnız siz bayağı geliştirmişsiniz kendinizi arada. Arada çok saplamalar ve saptamalar yapıyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir reklama izin verirseniz gitmek istiyorum. Tamam. Bu tamam değil mi? O yani ulaşımı da 3 aşağı 5 yukarı tamamladık. Bir lojistik güzergahımız var. Bundan da attınız o kırmızı. Yani orada da lojistik köyler yapacağız. İki otogarımızı Anadolu ve Avrupa yakası otogarlarımızı şehrin kuzeyine taşıyoruz. Ve orada da iki otogar yaparak aslında o şehrin içindeki trafik yükünü... Esenler gidiyor mu? Esenler'in Bayrampaşa Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Orası bir tek park olacak. Evet. Yani Esenler Otogarı'na şey yapıyorsunuz. Bu da bakın. Ha, Bayrampaşa. Ben Esenler yanlış mı söylüyorum ya? Bayrampaşa mı? Esenler Otogarı diye geçiyor ama Bayrampaşa sınırlarında. Ne yapacağız? Ben de halktan biriyim. Diyor ki halk arasında Esenler denir. Halkız biz de. 6 tane lojistik köy yapıyoruz. Bu İstanbul'un sanayisi için lazım. Üretimi için lazım. İstihdamı için lazım. Ne yapacağız? Şehrin bakın çeperine... Bütüncül bir bakışla. Lojistik köy ne demek? Lojistik köy ne demek? Ağır vasıta niye getiriyor İstanbul'a? Gıda getiriyor. Efendim buradaki... Onların lojistiği. Onların... Yani amaç ne peki? Trafiğe girmemelerini. Trafiğe girmemelerini sağlayacağız. Şehrin içine girmeyecek. Ne yapacak? Şehrin çeperine hem de buraları büyütüyoruz. Buralar genişliyor. Peki o zaman burada o zaman kamyonun şey yaptığı durağı burası olacak. Burada. Yani. Tır gelecek, kamyon gelecek. Efendim otobüslerimiz... Anadolu ve Avrupa yakasında
otobüs otogarlarımız olacak. Oralar otobüslerle, metroyla bağlayacağız. Otogarlar var mı arkadaşlar? Otogarlar varsa onu da yani yansıtalım. Vatandaşın en çok merak ettiği şeydir. Bayrampaşa otogarını nereye götüreceksiniz? Nereye bunlar ne yapacak? Afette. Esenler ve bak Esenler yazmışsınız. Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. Evet. Burası neresi? Bu Pendik civarı diyelim. Pendik bizim şey var ya, AVM var orada hatta. Viaport mu? Viaport AVM'nin karşısında Pendik. Viaport, evet. Pendik. Pendik'te. Diğeri de işte bizim Arnavutköy sınırları içerisinde. Ve buradan metro hattıyla bağlıyoruz şehrin içine de. Ha. Bakın bunlar da... Şeyde, otobüs şeyleri de, otogarlar da metroya mı bağlı? Tabii metroya bağlanacak. Bir de servis koyacağız oraya. O servislerle birlikte, bu Avrupa otogarı olacak. O servislerle birlikte vatandaşımız nasıl bugün İstanbul Havalimanı'na giderken o servisleri kullanıyoruz, gidiyoruz. Bu Avrupa otogarı. Sabiha Gökçen'in. Bu Avrupa otogarı. Aynısı Anadolu'da da olacak. Ve orada vatandaşımız huzurla, güvenle gidecek, yolculuğunu yapabilecek. O eziyetleri şehrin içinde yaşamayacak. Mevcut otogarları da park mı yapacak? Park yapacağız. Millet Bahçesi. Millet Bahçesi yapacağız. Harem'i Üsküdar Meydan'la birleştiriyoruz. Oradan ta Moda'ya kadar Haydarpaşa'yı da bir müze haline getiriyoruz. Turizm Bakanlığımızda bir müze olacak. 7 gün 24 saat yaşayan işte sanat atölyelerinin olduğu için de her türlü sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği bir alan olacak. Ve oradan sahilden Moda'ya kadar orayı bağlıyoruz. Bir tarih aksı olacak. Kültür aksı olacak. Orada tarihle, kültürle vatandaşımız iç içe olacak. Vallahi... Aynısını aslında Sirkeci'de de yapacağız. Sirkeci Eminönü Meydanı'yla o Sirkeci Tren Garı'nı da orayı da inşallah güzel bir proje yaptık. Orada böyle yeni kapıya orada, kadar sahil düzenli. Yapıldı zaten bir düzenleme. Neresi? Ulaştırma Bakanlığı yapmadı mı Sirkeci'den? Bir. O tren Sirkeci'den Söğütlü şeye açılışını Kazlı yaptınız Çeşme'ye, beraber. Kazlı Çeşme'ye açılışını yaptık. Onunla eklemlenecek evet, bir şeyden bakın şu işte. Evet, tren garı çevresi düzenlemesi. Bu da buraları düzenleyeceğiz. Buradan Kazlı Çeşme'ye kadar vatandaşımız yine o tarihi yarımadanın güzelliğini hissedecek. Yani vallahi, bu da müthiş bir proje. Bir şey söyleyeceğim. Artık böyle gözünüz parlıyor anlatırken iştah var. Evet. Bir kısa ara verelim. Tamam. Veremiyorum çünkü yoksa tamam. Reklam arasına gidelim ondan sonra devam edelim. Pencerenin iyisi Viner'in sunduğu tarafsız bölge devam edecek. Güvenli yolculuk için özel motosiklet şeritleri oluşturuldu. Raylı sistem ağı iki katına çıkarıldı. Yeni tünel oluşturuldu. Hadi babacığım sahile gidelim. Beykoz sahilinde otopark rezervasyonumuz yapıldı. Anne bak, babam geldi. Bu sefer tam zamanında. Hedefinize vardınız. Hedefimiz çilesiz ve trafiksiz İstanbul. Raylı sistem ağını iki katına çıkaracağız ve İstanbul'a yepyeni tünel yollar kazandıracağız. Vatandaşımız nereye gideceğini bildiği gibi ne zaman varacağını da bilecek. Yapacağımız 250 bin araçlık otoparkla İstanbul'da park sorununu ortadan kaldıracağız. Sistem İstanbul'la trafik azalacak, sevgiye zaman kalacak. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Aynı iş yapılıyor. Neredeyse aynı elektrik harcanıyor ama fatura daha düşük geliyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Tasarladığımız yapay zeka modülü işletmelerin enerjiyi daha tasarruflu kullanmasını sağlıyor. Tüketim verilerine erişip enerji tüketimini analiz ederken daha sürdürülebilir bir gelecek yaratıyoruz. Mesela girişimimiz daha ilk yılında 384 milyon TL'lik tasarruf sağladı. İnanılmaz iyi fikir.
sürdürülebilir fikri olan girişimcilere verdiğimiz danışmanlık ve finansal desteklerle daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Biz buna TEB etkisi diyoruz. Bugün iyi, yarın daha iyi. TEB etkisi. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat. Hem de 15 dakikada paran cebinde, güvenli aracını satıyorsun. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Biz Hayat Holding'iz. 87 yıldır bizi biz yapan sayısız değerimiz var. Ama duymaya alışık olduğunuz değerlerden değil bizimkiler. Mesela kimi için dünyanın 4. büyük bebek bezi üreticisi olmamız bir değer. Bizim içinse annelerin yüzündeki mutluluğa değer. Kimilerine göre dünyanın en büyük temizlik kağıdı üreticilerinden olmak eşsiz bir değer. Bize göre hayatınıza dokunmaya değer. Bazıları için dünyanın 4. büyük ahşap bazlı panel üreticisi olmak bir değer. Bizim içinse 4 duvarı yuvaya dönüştürmeye değer. Kimi için hijyenik bette global bir oyuncu olmak güçlü bir değer. Bizim içinse Nijeryalı genç kızın özgüvenine değer. Kimileri için dünya çapında bir şirket olmak büyük bir değer. Bizim içinse 100'den fazla ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırmaya değer. Şimdi de hayallerinizi gerçekleştirmenize destek olmak her şeye değer diyoruz. Ve sizi Türkiye'nin ilk lisanslı dijital bankası Hayat Finans'la tanıştırıyoruz. Hayat Holding, size değer. Şimdi IC Holding olarak tam 25 yıldır biriktirdiğimiz enerji tecrübemizle IC Entera yenilenebilir enerji var. Yıllık 1 milyar 200 milyon kilowatt saat elektrik üretimi, 3 farklı coğrafi bölgede 388 megawattlık kurulu güç ve sürdürülebilir bir gelecek hedefimizle ülkemize kazandırdığımız yarınların enerjisi. İşte şimdi bu enerji, bizim enerjimiz IC Entera halka arz oluyor. Gelin bu enerjiye siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 27, 28, 29 Mart. IC Entera yenilenebilir enerji. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. 30 Ekim 2020. Saat 3:05 kala bir deprem yaşadık. Apartman gitti ya. O gece eşim Göçük'teydi. Bakanım geldi. O zaman bakandı. Şu an İstanbul Belediye Başkan adayı. Her zaman aradı, sordu, ilgilendi. Sağ olsun. Şu gördüğünüz şu an temel seviyesinde olan inşaat inşallah Ağustos'un sonu itibariyle bitecek. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bitene kadar da sözümüzün arkasındayız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim. Yanlış anlamayın. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. İnançla verdiği sözü devletimiz, milletimiz yerine getirdi. Çok rahat burası. Allah razı olsun vallahi devletimizden. Bizim evlerimiz 1,5 yılda teslim oldu, bitti, içine girdik. Benim evim buradaydı. Aynı yerde yapıldı. Yani çok uğraştılar, çok güzel yaptılar. Sağlamlık konusunda bayağı iyi. Görev aşkı, hizmet aşkı farklı bir şeydir. Allah yolunu bahtını muvaffak eylesin. Pencerenin iyisi Wiener'in sunduğu tarafsız bölge devam ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'la söyleşimize devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Murat Kurum'un vaatlerini, İstanbul'la ilgili hayallerini, planlarını konuşmaya devam edeceğiz.
Pencerenin iyisi Viner'in sunduğu tarafsız bölge devam edecek. Bayram şöyle bir faizsiz 20 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle? Tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin. Bankaları karşılaştırın. 20 bin liraya varan faizsiz bayram fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi? Allah'ım, bu ne yarabbim? Böyle bir afet daha ne gördük ne duyduk. Devletin ne kadar makinesi varsa buraya geldi o zaman. Selin sabahında devleti biz burada saatinden önce gördük. Gün ışırken gördük ama bütün gücüyle gördük. Her şeyiyle gördük, onu hissettik yani. Her şeyi yaşıyoruz, her şeyi yaşıyoruz. Sabredelim, bir afet yaşayalım. Ama burayı, yani gideceğiz burada bir daha aynı şeyleri yaşamayalım. Murat Kurum falan aylarca buradayız. Adamlar çizmeye ayağından bile çıkartmadılar. Bu afattı. Hepsi yeniden A'dan Z'ye yapılacak dedi yani. Yaptı, yaptılar. 3 gün sonra bu dereliği temizleyeceğim dedi. Sizi de yerine koyacağız dedi. Yaparım dedim, yaptılar yani. Ben bunu artık iddia ediyorum. Allah razı olsun bakanımızdan yani. Vermiş olduğu sözün hepsini tuttu. Biz öyle diyoruz yani. Adam gibi adam. Ben adam, birebir adamla yaşadım burada günlerce. Türkiye'nin öyle insanlara ihtiyacı var. Yasin, Necmiye teyzeden limon iste gel. Necmiye teyze, anne varsa limon istedi. Olmaz mı kuzum? Al kuzum, doldur. Doldur kuzum, doldur. Teşekkür ederim Necmiye teyze. Anne limon varmış ya evde. Limon vardı, vardı da Necmiye teyzenin tabağı yoktu oğlum bizde. Hadi şimdi geri götür tabağını. Söyle yarın da iftara bekliyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizle azın tamamlandığı, çoğun paylaşıldığı bereketli bir Ramazan dileriz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu sene tam 16 şehirde. Ülkemizin dört bir yanında binlerce etkinlik, on binlerce sanatçı ve milyonlarca sanatseverle Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yılda unutulmaz anlarla dolu. Festivallere katılın, kültürü, sanatı ve eğlenceyi dolu dolu yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimi için kültüryolufestivali.com. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Aşk olsun Hilmi Bey ama. İşleri uzamış hanım. Yani uğraş dedin, dünyanın yemeğini yap, sonra neymiş? Online iftar. Tamam artık hadi. Anneciğim nasılsın? İşimiz çıktı, kusura bakma. Olsun. Yemeklerinin kokusu buraya kadar geldi. Aa, burası benim mutfak ayol. Anneciğim yoğurdu unutmuşsun. Sütaş'ın harika dünyasından gelen doğal lezzetlerle hep birlikte aynı sofradayız. Bu Ramazan'da da gönül gönüle yan yanayız. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti. Sibilyon olanlar bilir. İftardan sahura suyun en sağlıklısı musluktan içilir. Aura Sibilyon Silver su arıtma cihazı 289 TL kredi kartsız senetli taksit fırsatıyla. İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Masalını değil, uzmanını dinleyin. Aracınızı kimden alırsanız alın, uzman gözünden detaylı ekspertiz için. Arabam.com, oto ekspertiz. Yurt içi ve yurt dışı borsalarda yatırım hedeflerinize ulaşmanız için TEB Yatırım hep yanınızda. Güncel raporları, analizleri, işlem çeşitliliğini ve dijital işlem platformlarını keşfetmek için TEB Yatırım'a gelin. Erken rezervasyon fırsatları Turistika'da. %50'ye varan indirimler ve avantajlı fiyatlar için şimdi turistika.com.tr'ye gel veya 444-0329'u ara. Turistika, tatil aşkına. 30 Ekim 2020. Saat 3'e 5 kala bir deprem yaşadık. Apartman gitti ya. O gece eşim Göçük'teydi. Bakanım geldi. O zaman bakandı. Şu an İstanbul Belediye Başkan adayı. Her zaman aradı, sordu, ilgilendi. Sağ olsun. Şu gördüğünüz şu an temel seviyesinde olan inşaat inşallah Ağustos'un sonu itibariyle bitecek. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bitene kadar da sözümüzün arkasındayız.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim. Yanlış anlamayın. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. İnançla verdiği sözü devletimiz, milletimiz yerine getirdi. Çok rahat burası. Allah razı olsun vallahi devletimizden. Bizim evlerimiz 1,5 yılda teslim oldu, bitti, içine girdik. Benim evim buradaydı. Aynı yerde yapıldı. Yani çok uğraştılar, çok güzel yaptılar. Sağlamlık konusunda bayağı iyi. Görev aşkı, hizmet aşkı farklı bir şeydir. Allah yolunu bahtını muvaffak eylesin. Pencerenin iyisi Viner'in sunduğu Tarafsız Bölge devam ediyor. Devam ediyoruz. Murat Kurum konuğumuz. Biliyorsunuz İstanbul'da en önemli iki sorun var. Biri ulaşım, trafik. Diğeri de kentsel dönüşüm, depreme hazırlık durumu. Şimdi bu iki tema üzerinden gidiyoruz biz. Birinci temayı Murat Bey çok detaylı bir şekilde anlattı. Yani ulaşım, trafik, neler yapacak hepsini anlattı tek tek. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Bir de depreme nasıl hazırlayacak Murat Kurum İstanbul'u onu anlatacak. Ama önce bizim böyle bir taksi sorunumuz vardır İstanbul'da. Diyor ki 6 ayda taksi sorununu çözeceğiz diyor. 6 ay diyor. Yani 6 ayda çok kısa bir süre. Nasıl yapacaksınız? Ya şöyle, her sorun gibi aslında İstanbul Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi bu sorunla da duyarsız kalmış. Görmezden gelmiş. Ya ne yapacağız? O şey diyorlar, biz taksi sayısını arttırmak istedik, bizi engellediler. Kendisi taksicilik yapmak istedi. Nasıl yani? Yani Büyükşehir Belediyesi olarak taksicilik yapmak istediler. Müracaatı UKAME'ye böyle. Ve kanun diyor ki Ahmet Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksicilik yapamaz. Ha, taksi işletmeciliği yapmak. Taksi işletmeciliği yapamaz. Ya sen git öbür işlerini yap. Siz ne yapacaksınız? Ne yapacağız? 6 ayda çözeceğiz. 6 ayda bu eylem planlarını açıklayacağız bu perşembe. Mesela 6 ayda çözeceğimiz işlerden bir tanesi taksi sorunu olacak. Orada ben taksi sorununu perşembe günü acil eylem planı açıklayacağım. 6 ayda çözeceğim diyeceksiniz. Evet. Neye dayanır? Ne yapacağız? Bilimsel verilerle gerçek ihtiyacı belirleyeceğiz. Bu yok mu? Yok. Yani şu an İstanbul'un kaç taksiye ihtiyacı var sorusunun cevabı yok. Emin olun yok. Yok. Çünkü ilgilenen bir yönetim yok. Bakmıyorlar sorunlara. O zaman siz önce sorunu tespit edeceksiniz. Evet. Tespit edeceğiz. Tespit ettikten sonra ihaleye çıkacağız. İhale yöntemiyle şeffaf. Yani eksik varsa diyorsun. Eksik varsa. Eksik varsa eksiği ihaleyle. Aynen öyle. Alacak. İhalede en yüksek rakamı veren, şeffaf, açıklanabilir bir şekilde İstanbulluların gözünün önünde süreci yürüteceğiz. Bu ne yapacağız? Dijital uygulamaları tek merkezde buluşturacağız. Şu an birçok dijital uygulama var. Tek merkezden Dijital İstanbul çatısı altında bu uygulamaları birleştireceğiz. Bakın buradan uygulamada vatandaşımız efendim taksi çağıracak. İlk iş hepsi taze. Şey gibi, burada birçok uygulama var. Uber gibi mi? Yani Uber de zaten şu an taksi içinde hizmet veriyor. Vatandaşımız taksisini... Ya bütün taksilerin bu sistemi? Bütün sistem. Hepsini tek elden, tek bir çatıda yöneteceğiz. Burada vatandaşımız taksisini çağıracak. Ve burada bindiği zaman... İstanbul avucunuzun içinde diye. Evet. Hani onda biz İstanbul uygulaması. Her şeye buradan erişebilecek vatandaşımız. Şikayetini de buradan yapacak. Efendim alışverişini de yapabilecek. Kadınlarımızın... O ürünlerini pazarlayacağımız uygulama buradan, onlara destek vereceğiz. Pazardan alışveriş yapmak istiyor, buradan yapabilecek. Hepsini burada vatandaşımız iş arıyor, buradan bakacak. Navigasyon uygulaması lazım. Nasıl gidecek? Yolu açık mı değil mi? Otopark bu burada. Mesela bu önemli ölçüde taksi meselesini çözer mi dijital? Şöyle, en azından biz ihtiyacı net bir şekilde göreceğiz. Göreceğiz. Başka ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Ödül ceza uygulaması getireceğiz. Herkes taksicilik yapmayacak bir kere. Eğitim, denetim, ödül, ceza uygulaması. Evet. Ne demek bu? Ne yapacağız? Ya İstanbul Havalimanı'ndan bir turist taksiye bindiği zaman İstanbul taksisi marka olacak. Vatandaşımız, orada gelen ziyaretçimiz bindiğinde orada kılığıyla, kıyafetiyle, davranışıyla taksicimiz ona İstanbul'da bir saat, bir gün daha fazla kalması için o ilgiyi, o alakayı gösterir. Yapmazsa?
Yapmazsa ne var? Bak ceza var. Yapmazsa o ceza sürecini işleteceğiz. Bir yapmadı, iki yapmadı, üç yapmadı, trafikten men edeceğiz. Çok net söylüyorum. Bu şehrin kuralları var. Burada yaşayan, burada vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güven içerisinde yaşaması için o kurallara herkes uyacak. Hepimiz uyacağız. Bu merkezi taksi sistemi ne demek? Bu da tek elden yöneteceğimiz, o az önce anlattığım dijital verilerle tek elden yöneteceğimiz sistemde. Evet. Bütün uygulamaları buradan yürüteceğiz. O zaman siz şöyle diyorsunuz. Ben diyorsunuz önce taksi ihtiyacını, durumu görmek istiyorum. Evet. Taksi ihtiyacını belirleyeceğim. Şeffaf ihaleyle taksi sayısını gerekiyorsa artıracağım. Evet. Eğitim, denetim, ödül, ceza sistemi getireceğim. Evet. Dijital uygulamaya geçeceğim. Evet, evet. Ve bir merkezi taksi sistemi kuracağım. Aynen öyle. 6 ayda çözülür. 6 ayda da bu sorunu çözeceğiz. İstanbullular öyle efendim taksi bulamıyorum veya taksici yakın mesafe diye beni aldı almadı gibi konularla karşılaşmayacak. Gündemden çıkacak. Gündemden çıkacak. 6 ay sonra. Evet. Söz veriyorsun. Sokak hayvanlarıyla ilgili de çalışmayı böyle yapacağız. Ya biz sorunlara sırtımızı dönmeyeceğiz Ahmet Bey. Sorun neredeyse o sorunu çözmek adına alın teri dökeceğiz. Başka işlerle uğraşmayacağız. İstanbulluların sorunlarıyla uğraşacağız. İşimiz gücümüz bu olacak. Evet. Evet. Peki. Evet. Şimdi gelelim esas ana temalardan en önemlisi depreme hazırlık konusuna. Bu konuda ne yapacaksınız? Ya bu konuda ne yapacağız? Depremle ilgili konuyu bir kere ikiye ayıracağız. Bir, Allah göstermesin yarın deprem olabilir. Şu saatte olabilir. Ve biz yarın olacakmış gibi şehri depreme, afet yönetimine hazır hale getirmemiz lazım. Ne yapacağız? Toplanma alanları sayısını arttırmamız lazım. Az önce anlattık ya, mahalle bahçeleri yapacağız, otoparklar yapacağız, üstü park olacak, üstü toplanma alanı olacak. Ve 6 saatte İstanbul'da 2 milyon kişiye çadır kurabilecek altyapıyı sağlayacağız. Ve o toplanma alanlarında bugün kreş olarak hizmet verecek, kütüphane olarak gençlere hizmet verecek, efendim orada kadınların buluşma alanları olacak, gençlerimizin buluşma alanları olacak. Yarın oralar afet esnasında lojistik üstlere dönecek. 39 ilçede evet. Tam donanımlı geçici yaşam alanları. Bunlar toplanma alanında normal zamanlarda ne yapıyor? Bakın kreş, kütüphane ama afet esnasında mutfağa dönüyor. Afet esnasında orada revire, ilk sağlık hizmetlerinin verileceği alanlara, yemekhaneye dönüyor. Ve çok fonksiyonlu. Burada haberleşme birimi, revir, tuvaleti, banyosu, vatandaşımızın orada afet esnasında ihtiyaçlarını giderebileceği alanlara. Her ilçede mi olacak? Bunlar bütün toplanma alanlarında olacak. Güneş enerjisi olacak. Efendim suyu burada hazır olacak. Altyapısı hazır olacak. Çadırlarımız burada duracak. Ve 2 milyon kişi aynı anda tak 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 çadırlarını kuracak. Şimdi bu yarın öbür gün Allah göstermesin bir deprem olduğunda hazırlığımız. Hazırlığınız. Bunu yine dijital İstanbul'umuz vardı ya. Dijital bir merkezden afet yönetimini sağlayacağız. Afet yolları. Efendim buradaki lojistik, bir tane şu an lojistik üssümüz var. Bir tane. Bir tane. Koca İstanbul. Koca İstanbul'da bir tane var. Ve bir tane de adım atılmamış şu koca 5 yılda. Bir tane adım yok. Bir dakika, yani lojistik merkez ne demek? Ne demek? Şimdi 39 ilçesi var İstanbul'un. 16 milyon insan. 16 milyon insan yaşıyor. Düşünün ki Allah göstermesin bir afet olduğu zaman o... Şu an Alibeyköy'de bir tane lojistik üssümüz var. O da Kadir abi zamanında yapılmış. Onun dışında hiçbir iş... Bu lojistik merkezinde şey mi var? Ne var? Gıda var. Ha, ne var? Afet için. Evet, evet. Ya şimdi orada sonuçta insanların ihtiyaçları olacak. Peki siz bunun sayısını kaça çıkaracak? Biz 6 tane daha ekleyeceğiz. 7 tane lojistik merkez kuracağız. 3'ü Avrupa yakasında, 3'ü Anadolu. Anadolu yakasında. Bununla birlikte 39 ilçeye erişebileceğiz. Helikopter pisti yok ya. Yani şu anki helikopter pisti bir kısmı sahilde, bir kısmı binaların üstünde. Allah göstermesin afet esnasında vatandaşımıza yardım götüreceğimiz helikopter pisti yok. Ne yapacağız? 65 tane yeni heliport yapacağız. Bu heliportlar bugün ne? Bakın bahçe, park, çocuk oyun alanı, spor salonu. Gençlerimiz burada çok bugün. Çok işlevli. Ha böyle kullanacağız. Afet sırasında diyorsunuz. Helikopter pisti hemen olacak. Hemen helikopter pistine tabii, dönüşecek. Altyapısı buna göre hazırlanacak. Ve bununla birlikte... Bundan 65 tane mi? 65 tane yeni hem park, hem toplanma alanı, hem heliport. Yani çocuk oynayacak, gençler oynayacak, orada spor yapacaklar. İtfaiye,
İtfaiye müdahale süresinin uzadığını biliyor musunuz İstanbul'da? Yani itfaiye şu an 2019'da bizim teslim ettiğimizde bakın yangınlarda 5.38 dakikada yangına erişme varken şu an 6.41. Yani neredeyse bir dakika, bir buçuk dakika daha geç gidiyor. Şimdi biz bunu 5.20'ye düşüreceğiz. Hedefimiz yeni itfaiye istasyonları kurarak bir taraftan da İstanbul'da o afet anında vatandaşlarımızı arama kurtarma yardım ekiplerimizi orada o ikame edeceğimiz ve orada gerekirse kalabilecekleri mekanda, kalabileceği yer de önemli. Bunlar yani, anlattıklarınız yarın öbür gün Allah göstermesin bir afet evet, olduğunda, deprem olduğunda evet, İstanbul'un durumu o anlamda da vahim. Evet. Yani bırakın evlerin tamam, durumu aynen, ayrı, bu durumu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Afet müdahale ne diyor? Biraz önceki görüntüye gelebilir miyiz? Biraz önceki görüntü. Afet müdahale. O değil. Hayır, hayır. Sonrası. Az önce. 50 tane. Afet müdahale kapasitesini artıracağız. Ne diyorsunuz? 50 tane yeni itfaiye istasyonu kuracağız. Hem yangında, selde, depremde ulaşım süresini düşüreceğiz. Hem de burada afete müdahale kapasitesini arttıracağız. İtfaiye önemli mi? Tabii. Afet sırası. Tabii çok önemli. Yani oradaki araç, gereç, ekipman, oradaki bilgi, beceri, tecrübe o kadar önemli ki. Yani bizim bütün afetlerde itfaiyecilerimizle birlikte çalıştığımız, bütün İstanbul'a Farkındalık Akademisi ile o farkındalığı vereceğiz ve hasta bakımı konaklama merkezi. Bakın o da çok önemli. Ne diyeceksiniz bu şimdi? 8 tane hasta yakını konaklama merkezi. Afetle ne ilgisi var bunun? Şimdi deprem hastanelerimizin deprem esnasında hizmet veriyor değil mi? Yani en önemli birimlerden bir tanesi. Evet tabii. Bugün de hasta yakınları hastasının yanında o bakımı yapılırken kalabileceği yer yok. Nerede kalacaklar? Bizim yapacağımız hasta bakımı yerlerinde, konaklama merkezlerinde. 8 tane. 8 hasta yakını konaklama merkezi. Burada kalacaklar. Böyle, hani benim şimdi yaralım var hastanede, o mu? Yok, depreme gitmeyin. Şu an sizin bir yakınınız hasta. Hastaneye gidiyorsunuz. Mecburen orada kalamadığınız bir durum oluyor. Ha, onu yapıyorsunuz. Ne yapacağız? Burada hasta yakınları konaklayabilecekler. Hastane yakınlarında mı? Evet. Hastanenin hemen yanında olacak. 8 tane. 8 tane. Hangi hastaneler olduğu belli. Belli. Onları az önce söyledik. Ve bu afet esnasında ne yapacak Ahmet Bey? Afet esnasında da burada sağlık çalışanlarımız. He. 11 ilimizde 150 bin sağlık çalışanı orada vatandaşımızın yanındaydı. Yani şurada hastaneler yazıyor. Evet. Şimdi anladım. Yani siz bir yandan hasta yakınlarına konaklama merkezi yapıyorsunuz ama bir afet sırasında da o konaklama merkezi hemen başka bir işlevi evet, üstlenecek. Her işimiz böyle olacak. Çok fonksiyonlu. Her şeyi detaylı düşünerek adım atmamız lazım. Kaynağımızı verimli kullanmamız lazım. O yüzden depremi de düşünüyoruz, ulaşımı da düşünüyoruz, vatandaşımızın refahını da düşüneceğiz. Hepsini birlikte bunları ne yapıyoruz? Bu bütüncül bir bakış açısıyla afeti yöneteceğimiz afete hazırlık kısmı. Burası bu çok önemli çünkü evet, İstanbul gerçekten bir afet sırasında ne yapacağını bilmiyor şu anda. Gerçekten maalesef, bilmiyor. Yani bu anlattıklarınız bu kadar mı? Bu afete hazırlık. Afet yönetimine hazırlık. Şimdi ne gelelim esas İstanbul. Kalıcı çözüm. Kalıcı çözüm. Yani İstanbul yıkılmasın, evlerimiz başımıza yıkılmasın diye ne yapacaksınız? Şimdi bilim insanları aslında şu anki yönetimin de danışman olarak tuttuğu hocalarımız var. Hocalarımız ne diyor? İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut var diyor. 600 bini ise diyor hemen acilen yarından ötesi yok dönüşmesi gerekiyor. 600 bin? 600 bin. Şimdi biz İstanbul'da 650 bin konutu şu 5 yılda, önümüzdeki 5 yılda dönüştürmek istiyoruz. Ve tarihe geçecek bir dönüşüm olacak. İstanbul'un geleceği adına karar vereceğimiz işte 31 Mart'ta İstanbullular şunun kararını verecek. Ben güvenli bir gelecekte mi yaşamak istiyorum? Yoksa bu 5 yılda maalesef deprem dönüşümüne hiçbir kaynak harcamamış, hiçbir para ayırmamış. Hatta reklam bütçesini deprem bütçesinin 2 katı harcamış bir anlayışa mı oy verecek? Bunun kararını verecek. Peki bir dakika, 650 bin konutu gerçekten dönüştürebilecek misiniz 5 yılda? Biz yaptık.
Yine yapacağız. Nerede yaptınız? Biz 81 ilde yaptık. Şu an İstanbul'da benim başlattığım 173 bin kentsel dönüşüm projesi var. 173 bin. 81 ile hizmet ederken onlar kayağa gittiğinde biz burada İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm projesi yapıyorduk. Peki 650 bin çok değil mi? Bak hepsini anlatacağım. Şimdi bunlar 173 bin yapılmış, bakın devam ediyor. Ya bunlar yaptık dedik. Ya, evet evet evet. Yani bunlar şu an vatandaşımız oturuyor. Gidin Kartal Orhan Tepe'ye bakın. 1500 konutu görürsünüz. Zeytinburnu'nda görürsünüz. Toz koparan. Üsküdar'da Çamlıca camimizin eteklerinde görürsünüz. Bakın burası toz koparan. Bitmiş konutlar. İkinci etapın teslimi yapılıyor. Kaç konut yapıldı böyle? 173 bin şu an İstanbul'da. Esenler'de 60 bin konutluk. Gazi Osman Paşa'da 7 bin konut. Ya sadece Gazi Osman Paşa'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda yaptığının 1,5 katı. Burası Zeytinburnu. Zeytinburnu. En güzel yeri. Burası Üsküdar. Çamlıca camimizin etekleri. Millet memnun mu? Bir gidin sorun. Sorun. Diyorlardı ki ransal dönüşüm yapacaklar. Bir tane ransal dönüşüm göstersinler. Gösteremezler. Ama algı... Gazi Osman Paşa işte burası herhalde. Evet. Peki böyle mi yapacaksınız? Aynen burada. 650 bin tane. 650 bin konutun 300 binini Kiptaş eliyle her yıl 60 bin konut ve 5 yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Burada yarısı bizden kampanyasını yapacağız. Vatandaşımızın talep ettiği, rıza gösterdiği yerlerden başlamak üzere 700 bin lira hibe vereceğiz vatandaşımıza. 700 bin lira kredi desteği vereceğiz. 100 bin lira taşınma yardımı ve kira desteği vereceğiz. Ve 18 ayda da başladığımız projeyi bitireceğiz. 18 ay. Yani tabelayı asıp, oraya reklamımızı asıp, arkada iş yapmayanlardan olmayacağız. Bu Kiptaş'la yapacağınız 300 bin. 300 bin konut. Ne yapacağız? 250 bin konutu. Şimdi vatandaşımızın mesela dönüşme talebi var. Diyorsunuz ki o 650 bin konutu nasıl yapacağımı tek tek anlatıyorum şimdi. Evet. Tamam. Bu... Yerinde dönüşümde vatandaşımızın 250 bin konutuna ilişkin şu an dönüşmek isteyen vatandaşlarımız var. Örneğin. Beşiktaş'ta oturuyorsunuz. 10 dairelik bir apartmandasınız. Binanızı yenilemek istiyorsunuz. Yeni yönetmeliklerden kaynaklı 10 daire yapamıyorsunuz. Neden? Asansör boşluğu geliyor, merdiven boşluğu geliyor, efendim sığınağa geliyor falan. Dolayısıyla vatandaşımız dönüşmek istiyor ama önü açık değil. İlgilenen yok. Ne yapacağız? Burada bakın mesela Üsküdar'da bir mahalle. Böyle mi oldu? Vatandaşımız bakın ha, şu böyle... mahalle Bakırköy'de bir mahalle. Vatandaşımıza yerinde... O kayıplarını verdiğimiz zaman... Verebilecek misiniz? Vereceğiz. Bizim elimizde. Büyükşehir Belediyesi'nden, ilçe belediyesinden gideceğiz. Planımızı hemen yapacağız. Büyükşehir Meclisi'nde kim istiyorsa bu şartlardaki dönüşümü hemen önüne açacağız. Peki bu binalar depreme dayanıklı olacak mı bu yaptığınız? Olacak tabii. Yeni yönetmeliğe göre yapıyoruz. Yani bunlar şey mi? Simülasyon mu? Bu mevcut... O mahallede yerinde hazırlanmış projeler. Şimdi bu böyle olan bir sokak bu buraya hale mi gelecek? Evet. Müthiş, çok güzel. Mesela şuraya bakın. Böyle olacak. Evet, aynen öyle. Bunlar yıkılmak üzere zaten. O dediğiniz türde binalar herhalde. Bir de çok şık bir mimari tasarım. 100 binde Ahmet Bey kiralık konut yapacağız. Satmayacağız. Kaç oldu şimdi bir dakika? Bir... 300 bin, 250 bin, 550 bin. 550 bin. 100 binde... Sosyal konut diyor. İstanbul'a kiralanacak, satılmayacak konutlar yapacağız. Niye? Şimdi İstanbul'da baktığınızda sorunlardan bir tanesi de kira. Konut fiyatı. Şimdi bu konut fiyatı ve kirayı aşağı çekebilmeniz için arzı arttırmanız lazım. Ve biz 100 bin konut yaparak 39 ilçeye yatay mimari esaslı vatandaşımızın uygun şartlarda burada kirada oturabileceği konutlar yapacağız. 100 bin kiralık konut. Evet. 100 bin kiralık evet. Konut. Ve bunu da 18 ayda vatandaşlarımız kentsel dönüşüm projelerine girdikleri zaman bizim bu kiralık konutlarımızda oturabilecekler. Bunu biz yıllarca kullanacağız. Elimizde bir malzeme olacak. Peki yani, ben kiralayabilecek miyim? Kentsel dönüşüme giriyorsanız. Kentsel dönüşüm işi bittikten sonra da devam edecek. Ondan sonra ne yapacağız? Burada çalışan işçimize, memurumuza, efendim öğretmenimize düşük şartlarda... Onlara kiralayacağız. Ha, düşük vereceksin. Tabii tabii. Evet. Çünkü amacımız kira fiyatını aşağı çekmek, dönüşüme teşvik etmek, katkı sunmak. Yani bu 100 bin konut dönüşüm sırasında vatandaşın kalabileceği. Evet, evet, kira evet. Almayacaksınız onları. Alacağız, alacağız. Şöyle zaten 100 ona 100 bin lira taşınma ve kira yardımı yapıyoruz. Ha, ya. Ona karşılık gelecek. Dolayısıyla
herhangi bir yük gelmeyecek vatandaşımıza. Ya evini değiştirmek o istiyor ama. O zaman toplam 650 bine böyle çıkıyoruz. 650 bin konuta böyle çıkıyoruz. Diğer taraftan bakanlığımızla yarısı bizden kampanyasını biliyorsunuz ben onu da Mayıs seçimlerinde başlatmıştık. Biliyorum. O da devam edecek. O da devam edecek. Dört koldan biz İstanbul'da gövdemizi taşın altına koyarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız. Peki 5 yıl bittiğinde bütün bu 650 bin konut bitecek mi? 5 yıl bittiğinde bizim taahhüdümüz 650 bin konutla ilgili bütün burada yazdığımız kiralanacak konutlarımızla ilgili, efendim yerinde dönüşümle ilgili, Kiptaş'la ilgili yapılacaklarla ilgili bu konutları bitirip vatandaşımızın karşısına geçeceğiz. Peki 650 bin konutu bitirdiğinizde İstanbul depreme hazır diyebilecek misiniz? O acil dönüşmesi gereken konutların büyük bir kısmını dönüştürmüş olacağız. Acil derken? 600 bin demiştim ya az önce. Tamam, uzmanların bugün deprem olsa yıkılır dediği mi evet. Bunlar? Felaket. Hı. Ha sonra? Siz onları kurtaracaksınız. Onları önce. Kurtaracağız önce. Ondan sonra bu dönüşüm devam edecek. Devam etmek zorunda. 1,5 milyon riskli konut var. Sürekli devam ettirmemiz lazım. 1,5 milyon riskli konutun 600 bini mi çok daha evet, riskli? Evet, çok acil onlar. Ha. Siz önce onu, evet. Sonra peyderpey riskli konutlara. Bu bütün projelerimiz Ahmet Bey 58 milyar dolar bütçe gerektiriyor. Hani nasıl yapacaksınız dedikleri zaman. Biz geçmişte de bakanlığımızda baktığınızda Çevre Bakanlığı çok düşük bütçeli bakanlıklardan bir tanesidir. Biz kaynaklarımızı verimli kullandık, atıl kaynakları harekete geçirdik. Efendim. Biz öyle bakmıyoruz, biz diyoruz. Koca devlet vardı bakanlığın arkasında, tabii yapacak diyoruz. Öyle burada değil da, miydi? Burada İstanbul. İstanbul birçok bakanlıktan daha büyük bütçeye sahip. 7 milyar dolar bütçesi var bu İstanbul'un. Konsolide bütçesi 500 milyarı aşıyor. İstanbul'da baktığınızda İstanbul'un kaynaklarını kendiniz bu şehre kullanın. Her şeye yeter. Her şeye. Yeter ki bu şehre harcayın. Kendi geleceğiniz için değil, milletiniz için harcayın. İstanbul'un kaynağı her yere yeter. Burada ya öz gelirini düşürmüşler ya. İstanbul'un öz geliri biz teslim ettiğimizde bakın. 18 milyar liraymış İstanbul'un 2018'deki bütçesi. %71'i merkezi idareden yani devletten gönderilen kaynak 13 milyarmış. 2023'e geldiğimizde devlet gönderdiği kaynağı 5 kat arttırmış. 5 kat arttırmış. İstanbul'un öz geliri %30'dan 29'dan %8'e düşmüş. Bu anlayışla İstanbul'un hiçbir işini yapamazsınız. Çünkü nerede bu %30? Nerede İstanbul'un kaynakları? Madem iş yapılmadı, vaatler unutuldu, engellendi. O zaman kaynak, para nerede? Soruyorum Ahmet Bey'e. Bu parayı nereye harcadınız? Nerede ya? Metro ihalesi yapmadın. Dönüşümde 100 bin dedin, 5489 yaptın. Nerede bu para? 100 bin dönüşüm mü yaptın? 100 bin demiş. Hatta sosyal konutla birlikte 115 bin. Yapılan 5489. Yok başka. Yani bu anlayışla siz İstanbul'u deprem endişesini, deprem korkusunu nasıl giderirsiniz? Gideremezsiniz. Ve öyle bir şey ki bu karar. 31 Mart'ta vereceğimiz karar sadece İstanbul'u da ilgilendirmiyor. Ülkeyi ilgilendiriyor ya. Neden? Ya bu milli güvenlik meselesi ise eğer, ya İstanbul'da Allah göstermesin olası bir depremde ekonomi durur. Doğru. Hayat durur. Sizden önce Buğra Kavuncu İYİ Parti adayı bizim konuğumuzdu. O da aynı şeyi söyledi. Yani İstanbul depremi bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Evet. Adana'yı da ilgilendiriyor. Kastamonu'yu da ilgilendiriyor. Aynı şeyi söyledi. Buyurun. O zaman şöyle mi olacak? Yani benim anladığım siz ilk etapta acil en kötü durumdaki en riskli yapıya evet. Yapılara el atacaksınız. Oranın sayısı da 600 bin. 650 bin konut ve o meseleyi halledeceksiniz. En önemli şey bu. İkinci 5 yıl mı peki diğer riskli? Tabii devam edeceğiz. Sürekli deprem bizim gündemimizde olacak. Yani sürekli bunu yapmamız lazım. İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirmemiz lazım. Yani burada deprem endişesini tamamen gündemden çıkarmamız lazım. Yeni sanayileri açalım. Ama 650 teknoloji... bin konut bile endişeyi tam olarak ortadan kaldırmıyor. Yani. Maalesef yani o da... Ne kadar... Ama büyük bir adım. Çok önemli bir adım tabii yani çok önemli. Hayatlar kurtarılacak evet, yani evet. Hayatlar değil mi? 650 bin konut demek. O kadar acılar gördük ki biz ya Ahmet Bey. Ya onlar
kayağa gittiğinde biz orada milletin enkazda yakınını beraber bekledik. Öyle bir dertleri yok. Yani bu dertle olur. Bu işler dertleneceksiniz. Yüreğinde hissedeceksin. Yani. Yüreğinde. Peki. Vallahi her şeyi konuştuk. Yani şu şeyi bir, ya az önce İmamoğlu bir televizyon programına katılmış. Bizim meslek büyüğümüz Uğur Dündar'ın programına. Uğur Dündar da orada bir soru sormuş. O da bir cevap vermiş. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hem o soru hem de cevapla ilgili. Bir izleyelim mi ne olmuş? Olur, olur. Tam... Yok mu? Verelim. Hazır değilse... Siz mal varlığınızı Sayın Murat Kurum'dan önce açıkladınız. Ancak İstanbul Emirgan'da 3 villanızın bulunduğu ki bunların toplam değeri 50 milyon dolar olarak öne sürülüyor. Yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde. Buna ne diyeceksiniz? Uğur Bey, paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Yani İmamoğlu İnşaat neredeyse 3 nesildir ve yaklaşık olarak yani gururla söylemem gerekirse herhalde 70 yıla yakındır ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Dededen babaya, babadan bize. Tabii hani değerine şuna buna girmeyeceğim ben. Yani hani o abartılara, şunlara, bunlara, hani bir insanın malı değerlensin ister, o ayrı bir mesele ama İmamoğlu İnşaat ticaret yapar, alır, satar. Tek kuralımız var. Kamu ile işi olmaz. Usulsüz işi olmaz. Ticaretini yapar. Ne diyorsunuz? Yorumunuz nedir? Yani soru, bir tartışmalı bir şey varmış. Uğur Dündar onu soruyor. Ekrem İmamoğlu da bu cevabı veriyor. Sizin bir şimdi biz 80 gündür sahadayız. Muhalif medya mal beyanınızı açıklayacak mısınız, açıklayacak mısınız diye sürekli sordular. Dedik açıklayacağız. Zaten düzenli olarak mal beyanımızı veriyoruz. Kamu görevi yaptık biz. Kamu görevinde düzenli olarak meclise mal beyanınızı verirsiniz. Ve açıklayacağız dedik. Açıkladık. Açıkladığımız mal beyanını da şeffaf bir şekilde tüm detaylarıyla birlikte İstanbullulara, tüm Türkiye'ye ilan ettik. Şimdi maalesef yani burada mal beyanından önce bunu açıklamayıp mal beyanından hemen sonra 3 tane veya 4 tane bilemiyorum kaç ev 1,5 milyar liralık bir malı siz nasıl alıyorsunuz? Bunu İstanbullulara niye açıklamıyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Mal beyanında madem böyle bir malınız var, niye açıklamadınız? Yani bunların İstanbullulara net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Ahmet Bey, ya biz hani şeffaf yönetim yapacağız, her şeyimiz şeffaf bir şekilde milletimize açıklayacağız diye. Mal beyanı açıklandıktan sonra... Açıklandıktan sonra öyle deniyor ya işte görüntüde de kendisi de. Yani mal beyanında siz bunları belirtmiyorsunuz, hemen sonrasında... Her ne hikmetse 1,5 milyarlık malınızı alıyorsunuz. Ya bunun açıklanması lazım. İstanbullulara yani burada bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bir insan mal varlığını niye saklar ya? Niye saklar? Neysen o. Yani saklama ihtiyacını niye duyarsınız? Anlaşılan o ki biz 81 ile o afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş. Buradan o çıkıyor. Peki bu tartışma bakalım nereye evrilecek? Yani bu gecenin Uğur Dündar'ın sorusuyla birlikte gündeme geldi bu konu. Sosyal medyada da tartışılıyor. Bakalım ne olacak? Murat Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Hem size hem sizin nezdinizde bütün adaylara başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Cevapladınız. Yani daha doğrusu İstanbul için ne yapmak istediğinizi evet. anlattınız. Odak noktamızın o olması gerektiğini hep söylüyorum. Ona inanıyorum ben. Bu akşam da odağımız oydu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın. Pencerenin iyisi Viner, tarafsız bölgeyi sundu.